akşamlar efendim. Aspor ve Aspor Radyo ortak yayınında Son Sayfa'yla karşınızdayız. Yaklaşık 3 saat boyunca gündeme dair tüm gelişmeleri, transfere dair gelişmeleri elbette bu ekranda ve Aspor Radyo'da sizinle paylaşıyor olacağız. Konuklarımızla birlikte gündemi değerlendireceğiz. Hoş geldin Mehmet Özcan. Hoş bulduk Şeyda. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hızlı bir giriş yapalım hemen. Kostić, Onur Özkan Fenerbahçe'de İstanbul'a geldi ve kırmızımız da ekrana geldi. Bir transferi daha İstanbul'da karşılıyoruz birlikte. Son Sayfa izleyenleri ve dinleyenleriyle birlikte dakikalar önce futbolcuyu taşıyan uçak İstanbul'a iniş yaptı. Ekip arkadaşlarımız o noktada canlı görüntüleri elbette sizinle buluşturacağız. Filip Kostić Fenerbahçe için İstanbul'a geldi. Aslında bu hikayede Filip Kostić geçen hafta, çok da uzağa gitmeyeyim, yine ben Son Sayfayı sunuyorken transferin Avrupa'ya listelerin bildirilmesinin son günüyken acaba bir Kostić hamlesi gelir mi Galatasaray'dan diyorduk. Ciddi şekilde gündemdeydi futbolcu Galatasaray için. Ama bugüne geldiğimizde yine ben Son Sayfadayım ve Kostić'i Galatasaray için beklerken Fenerbahçe için futbolcunun uçağı İstanbul'a iniş yaptı. Canlı görüntüleri sizinle buluşturacağız. Hemen bir değerlendirme alayım Onur Özkan. Yani hem sürpriz hem hızlı bir gelişme oldu. Hani bir anda evet, anlaşma sağlandı ve oyuncu İstanbul'a geldi. Tabii herkesin bildiği bir oyuncu. Hani çok fazla oyunculuğunu anlatmaya bence gerek yok ama iyi bir profesyoneldir Filip Kostić. Devamlı olan bir oyuncudur. Hani bu devamlılıktan kastım sadece maç süreleri, maç sayıları değil. Performans devamlılığı da yüksek bir oyuncudur. Liderdir. Bu arada onu da belirtelim. Ben sadece transferi duyduğumda şunu tam kavramakta zorlandım. Halen de zorlanıyorum. Hani Fenerbahçe'nin mevcut sistemi içine konumlandırmada şu an bir problem görüyorum. Yani neden bu problemi görüyorum? Fenerbahçe Ferdi sonrası bir sol bek arayışındaydı. Bunu net bir şekilde biliyoruz ama oyuncu bir sol bek değil bir kere. Hani net bir sol bek değil, en azından öyle söyleyelim. Gerçek pozisyonu işte 4-4-2'nin sol kenarı olabilir. Ya da üçlü oynayan bir takımın beşli orta sahasındaki yine sol kanat bek olabilir. Ama Fenerbahçe taraftarda diyordu ki benim Sam Maksime'nin yedeği yok Fenerbahçe. Yok, ben ona katılmıyorum. Orada yani Fenerbahçe'nin kanat rotasyonunda bir eksiklik yoktu. Kaldı ki Oğuz Aydın'ın ve Cengiz'in hiç süre alamadığı, İrfan Can Kahveci'nin yedek kaldığı bir rotasyondan bahsediyoruz. Ama şu bence kıymetli olabilir. Taktiksel çeşitlilik açısından Kostić'in varlığı önemlidir. Yani ben bunu hep ifade ettim. Takımda bazı şeyler oturduktan sonra Jose Mourinho adına hem taktiksel hem de fiziksel anlamda bence bazı maçlarda bir formasyon değişikliği göreceğiz Fenerbahçe adına. Özellikle Avrupa maçlarında ya da ligde bazı derbilerde Fenerbahçe'nin üçlü oynadığına şahit olacağız. İşte o zaman Kostić çok kıymetli bir parça haline gelir Fenerbahçe adına. Ya da oyun içinde Fenerbahçe'nin skoru aldığı ya da alamadığı senaryolarda Mourinho'nun oyuna böyle majör değişikliklere gitme isteği olduğu zaman Kostić'i atarsınız, sistemi değiştirebilirsiniz, formasyonu değiştirebilirsiniz. Dolayısıyla oyunu değiştirirsiniz. Yani açıkçası belki direkt 11 seçeneği olarak düşünmemiş olabilir. Ama ilerleyen sürelerde dediğim gibi belki Mourinho'nun değiştireceği formasyonun bir parçası olabilir. Ya da bir hamle oyuncusu olarak çok kıymetlidir. En net özelliği şudur. Çok iyi orta keser. Yani şu senaryoyu çok sık görebiliriz. İşte sol çizgiden Kostić'in bir ortası, En-Nesyri'nin ya da Dzeko'nun kafa vuruşu. Yani 9 numaralar için çok ideal bir kanat oyuncusudur Kostić. Tabii Galatasaray kısmı da var. Yani onda değinmemiz gerekiyor. Ben bugün birkaç yerde söyledim, yazdım da hani Galatasaray cephesinden aldığımız bilgiler şu yönde. Yani neden Kostić olmadı, neden vazgeçildi? Mehmet'te de vardır mutlaka bilgiler, o da paylaşır. İki seçenek var diye duydum ben. Birincisi, oyuncunun şu an bir sakatlığı yok, onu belirtelim. Oyuncu kronik sakat falan değil. Ancak oyuncunun yaşadığı bir sakatlık var. Henüz geri dönüş yapmadı. Ve Galatasaray Sağlık Kurulu gelecek için bir sakatlık riski gördü oyuncuda. Haziran 2024'te bir sakatlık geçirdi. Yaşamış. Aynen. Bununla ilgili nasıl geri dönüşüyle ilgili işte Galatasaray hem geri dönüşüyle cephesi, alakalı tereddütler vardı. Evet. Hem de bundan sonrası için yani bu tamamen Sağlık Kurulu'nun bir raporu. Bir de o konuda iki Sağlık Kurulu da farklı düşünüyor. Kesinlikle, olabilir yani. Kesinlikle. Her doktor aynı düşünecek diye bir kural yok. İkinci seçenek de şu, ikinci sebep daha doğrusu, Okan Hoca ben bir oyuncu alacaksam hemen gelip takıma girebilecek hazır bir oyuncu olsun diye ısrarla bunu belirtti.
Kostić buraya geldiğinde belirli bir adaptasyon süreci olacaktır fiziksel anlamda. O yüzden de tercih edilmemiş olabilir. Yani Galatasaray'ın tercih etmediği oyuncuyu Fenerbahçe alabilir. Fenerbahçe'nin sistemine daha uygun olabilir. Hocanın düşüncelerine daha uygun olabilir. Fenerbahçe açısından ben hayırlı olsun diye düşünüyorum. Dediğim gibi taktiksel çeşitlilik açısından bence önemli bir hamle olabilir. Mehmet Özcan, Galatasaray'ın ciddi şekilde gündemindeydi futbolcu. Hatta son gün biz burada bekledik. Nedim Hoca çok istedi. Nedim Yiğit Galatasaray'dan böyle bir hamle gelsin diye. Beklentiler o yöndeydi ama bugün Fenerbahçe için oyuncunun uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi. Canlı görüntülerimiz ekranda. Futbolcunun İstanbul'a ayak basar basmaz uçaktan iner inmez görüntüleri canlı yayında her zaman olduğu gibi Aspor ekranında olacak. Bir kez daha hep birlikte bir transfer karşılamanın keyfini çıkaracağız. Bu arada son sayfa etiketiyle de bizlere sorularınızı, görüşlerinizi yazabilirsiniz. Yazmaya da başladınız. Hemen o son sayfa etiketine yapmış olduğunuz X üzerinden yorumlara da bakalım. Bir izleyenimiz demiş ki Kostić, Tadić ve Ceko üçgeni. Tadić bu transferde büyük rol oynadı. Mutlu demiş. Sen Fenerbahçe açısından bu hamleyi nasıl değerlendirirsin Mehmet? Ve aynı zamanda tabii Galatasaray açısından baktığında gerçekten bu çıkan haberler doğru mu? Galatasaray futbolcudan neden vazgeçti? Ya da Fenerbahçe'ye hızlı davranıp bir transfer çalımı mı attı? Tabii bu da olabilir. Bilmiyoruz hiç yüzünü. İzleyicimizin yorumuna ek olsun. Tadić sezon başında Samarsic'ine devreye girmişti. Oyuncuyla konuşmuştu ama oyuncu kariyer planında Türkiye olmadığını ifade etti ve İtalya için transfer yaptı. Yani bu tarz işte Tadić, Ceko böyle aidiyeti yüksek oyuncular getirirseniz sizin için sağ dışına da mesai verirler. O yüzden de muhakkak Kostić'le de konuşmuştur, görüşmüştür. Ben çok kısaca Galatasaray cephesinden değerlendireyim. Çok net ifade, Sağlık Kurulu'nun olumsuz raporu. Sağlık Kurulu Galatasaray'ın inceleyip sık dokuyor. Zamanında Gomis transferine de soğuk yaklaşmışlardı ama Gomis golleriyle Galatasaray 2018'de şampiyon yapmıştı ama aynı Sağlık Kurulu Falcao için de olumsuz rapor vermişti. Ve Falcao transferinin bedelini Galatasaray ağır ödedi. Galatasaray'ın bu anlamda hani Yener Hoca ile birlikte belli bir disiplini var işin sağlık konusunda. Galatasaray tamamen oyuncunun fiziksel yapısından dolayı transferi düşünmedi. Hemen bir Erdem'e gidelim. Erdem Akbaş ekip arkadaşımız o noktada canlı görüntüleri paylaşırken bakalım Erdem neler aktaracak. Erdem sözü sana bırakıyoruz. Ceyda iyi yayınlar. Evet, Fenerbahçeliler için sıcak bir gece. Yeni transfer Filip Kostić bu akşam İstanbul'a geldi. Uçağa yaklaşık bir 20 dakika önce Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iniş yaptı. Kısa bir süre içinde de bu genel havacılık terminalinden çıkış yapmasını bekliyoruz. Sırf futbolcunun transferin artık son günlerine yaklaşırken Fenerbahçe belki de sürpriz olarak nitelendirebileceğimiz bir transfer yaptı. Filip Kostić de anlaştı. Bir yıllığına kiraladı. Sırf futbolcu Juventus forması giyen oyuncuyu satın alma opsiyonuyla Fenerbahçe forması giyecek bir sezon boyunca. Oyuncu yarın sağlık kontrolünden geçtikten sonra imzayı atacak. Fenerbahçe taraftarlar da burada Kostić'i karşılamak için geldiler. Artık çıkış yapmasını bekliyoruz. Belki de bir dakika içinde, belki de saniyeler içinde çıkış yapacak Kostić ve kendisi için gelen araca binerek konaklayacağı otele gidecek. Yarın da sağlık kontrolleri ardından da kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeye imza atacak. Tabii Fenerbahçe transfer dönemi boyunca önemli takviyeler yaptı. Bu takviyeleri bir paylaşayım. Çağlar Söyüncü, Alan Saint-Maximin, Yusuf En-Nesyri, Sofyan Amrabat, Cenk Tosun, Oğuz Aydın, Levent Mercan gibi isimleri kadrosuna kattı. Christian Medina için çok önemli görüşmeler yapıldı ve hala devam eden temaslar var. Oyuncunun da Ocak ayında takıma katılması bekleniyor ama resmileşen bir durum yok an itibariyle. Fakat Filip Kostić resmileşti ve Fenerbahçe prensip anlaşmasına vardığını birkaç saat önce açıklamıştı Twitter hesabından. Kostić de birazdan çıkış yaparak Fenerbahçe taraftarlara da bir selam vermesini bekliyoruz. Genelde böyle bir uygulama oluyor burada. Yeni transferler taraftarı selamlayıp araca binerek buradan ayrılıyor. Tabii transfer planlaması dahilinde önemli bir isim Kostić. Oyuncunun özelliklerinden de birazdan bahsedeceğim ama transfer çalışmaların özellikle bugün çok yoğun saatler yaşandı Kostić transferiyle ilgili. Dün gece başlayan temaslar
bugün sıklaştı ve birkaç saat içinde aslında Fenerbahçe transferi bitirdi. Burada önemli birkaç tane isim var. Dušan Tadić, Sırbistan milli takımından takım arkadaşı Kostić'in ve bu transferde etkili rol oynadı diyebiliriz. Kostić'le konuştu. Jose Mourinho'nun da bir konuşması oldu. Görüntülü konuşması ve bu diyaloglar aslında transfer sürecini hızlandırdı. Eski Fenerbahçeli Matej Kecman'ın da aynı şekilde oyuncuyla bir görüşmesi olduğunu biliyoruz. Bu anlamda oyuncu Fenerbahçe'ye gelmek için çok istekliydi. Juventus cephesi ise kadroda düşünmüyordu Kostić'i. Kostić hatta Şampiyonlar Ligi kadrosuna da yazılmamıştı. Bu anlamda Fenerbahçe fırsat transferi de yaptı diyebiliriz. Kostić sol kanatta oynuyor. Uzun yıllar boyunca üçlü sistemin sol kanadında görev yaptı. Sırbistan milli takımında formasını düzenli olarak giyiyor 31 yaşındaki futbolcu. Fenerbahçe satın alma opsiyonuyla Kostić'i bir yıllığına kiraladı. Tabi transfer döneminin artık kapanmasına sayılı günler kala Kostić gibi bir ismin de Fenerbahçe'ye gelmesi taraftarlarda heyecan yarattı. Artık transfer planlaması da büyük oranda bitirdi diyebiliriz Fenerbahçe. UEFA kadrosunu bildirmişti. Evet, Kostić de çıkış yapıyor. Fenerbahçeli yetkilileri orada görüyoruz. Kostić de saniyeler içinde çıkış yapacak genel havacılık terminalinden. Futbol kariyerine ülkesinin Karagujevas takımında başladı Filip Kostić. Ardından Radnički, Groningen, Stuttgart, Hamburg ve Eintracht Frankfurt formaları giydi. 2022-23 sezonunda 15 milyon euroya Juventus'a transfer olmuştu Kostić. İtalyan devinde 87 maçta 3 gol 15 asistlik bir performans sergiledi. Tabii ki Juventus'taki performansından önce Almanya'da gösterdiği performans çok akıllarda kalıcı olmuştu. 2021-22 sezonunda Kostić önemli istatistikleri imza attı Bundesliga'da. En çok şans yaratan, en çok ceza alanına giren, en çok orta yapan oyuncuydu. Aynı sezon UEFA Avrupa Ligi'ni kazandı. UEFA Avrupa Ligi'nde MVP seçildi ve UEFA Avrupa Ligi'nin asist kralı olmuştu. Evet, Kostić de çıkış yaptı. Taraftarın da bir çağrısı var. Sırf futbolcuya bakalım karşılık bulacak mı? Fenerbahçe'nin yeni transferi Filip Kostić an itibariyle genel havacılık Sabiha Gökçen genel havacılık terminalinden çıkış yaptı ve taraftara doğru yürüyüşü devam ediyor. Fenerbahçe'nin bu sezon devam eden transferlerinden bir tanesi de Filip Kostić. Evet, Kostić geldi. Filip Kostić Fenerbahçe için İstanbul'da Sırp oyuncu sağlık kontrolünün ardından sözleşmeye imza atacak. Taraftar karşılayan taraftarda Kostić'e üçlü çektirdi. Taraftarla buluşuyor Fenerbahçe'nin yeni transferi hemen atkıyı da aldı eline ve Kostić basın mensuplarının karşısında taraftarla birlikte buluşuyor. Canlı görüntüleri sizinle buluşturuyoruz. Son sayfada Filip Kostić, Juventuslu futbolcu Jose Mourinho'nun talebi doğrultusunda sol kanada takviye yapmak istiyordu Fenerbahçe ve Filip Kostić transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı lacivertler daha önce Galatasaray'ın da transfer gündemine gelen Sırp Yıldız'ın bir yılına satın alma opsiyonunu kiralanması konusunda Juventus'la el sıkıştı ve futbolcu dakika itibariyle İstanbul'a ayak bastı, taraftarla buluştu, üçlüsünü çektirdi ve şimdi de hemen kendisini taşıyacak olan arabaya doğru geçiyor. Sağlık kontrollerinden geçecek Yıldız oyuncu ve sözleşmeye imza atacak. Tadiç'in bu transferde yine etkili olduğu da vatandaşı olması sebebiyle de Sırp milli takımında da Sırbistan milli takımında da forma giyiyor düzenli olarak futbolcu. Ve 2022-2023 sezonunda yaklaşık 15 milyon euro karşılığında Frankfurt'tan Juventus'a transfer olmuştu Filip Kostić. Serie A ekibiyle 87 maça çıktı. 3 gol 15 de asist üretti Kostić. Sırbistan adına da 64 mücadelede 3 gol kaydetti. Filip Kostić özellikle Mourinho'nun da onayı ve talebi doğrultusunda gelmiş bir futbolcu. Bakalım bu hocanın oyun anlayışına nasıl yansıyacak? Tadić'le birlikte gerçekten bir uyum yakalayacağı da düşünülüyor iki futbolcunun. Ve Filip Kostić'i taşıyan araç da şu an Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ayrılıyor. Kendisini karşılayan taraftarlarla buluştu Kostić. Üçlüsünü çektirdi ve şimdi taraftarların arasından
Sabiha Gökçen havalimanından ayrılıyor. Biz de canlı yayınımızda bu görüntüleri sizinle buluşturduk. Bir transferi daha birlikte karşıladık. Hem Fenerbahçe camiasına hayırlı olsun diyelim. Sağlık kontrollerinden geçecek öncelikle futbolcu ve sonrasında da kendini Fenerbahçe'ye bağlayacak olan sözleşmeye imza atacak Onur Özkan. İlk temas taraftarla oyuncu arasında son derece bence güzeldi. Sıcak bir temas oldu. Zaten sıcakkanlı bir oyuncu, tribünlerini seveceği bir karakter. Filip Kostić, onu söyleyelim. Hani hem Frankfurt'ta taraftarların çok sevdiği bir oyuncuydu. Artı Juventus'a gitti. Orada da yine taraftarların sevdiği oyunculardan biri haline geldi. Aynı şekilde Fenerbahçe'de de bu pozitif yapısıyla, hırslı yapısıyla bence gönülleri fethedecektir diye düşünüyorum. Hani taraftarları yorumlarında okuyorum bir yandan sosyal medyada. İşte acaba Fenerbahçe Mutlu hemen... Fenerbahçe taraftarı. Transferden memnunlar. Artı şunu da soruyorlar. Acaba biz de mi üçlüye döneceğiz? Çünkü biliyorsun Mourinho'nun çokça kullandığı bir sistemdir. Üçlü sistem ki geçen sezon Roma'da da bir hayli bunu kullanmıştı. Ama ben hemen bir geçiş beklemiyorum. Az önce söylediğim gibi. Ama zamanla bazı maçlarda mutlaka bu kullanılacaktır. Mesela şöyle bir şey olmasını beklemiyorum. Sol bekte Kostić, önünde sen Maxim'in şeklindeki bir düzen Fenerbahçe'yi ciddi zorlar işin savunma kısmında. Çünkü Kostić de direkt hücum odaklı bir kanat oyuncusudur. Sen Maxim'in de öyle. Dolayısıyla farklı rollerde, farklı formasyonların içinde kullanılabilecek. Taktik aidiyeti, taktik zekası üst düzeyde. İyi bir profesyonel Fenerbahçe adına. Ve Kostić de hani çok sıkıntılı bir süreçten geçiyordu Juventus'ta. Orada problemler yaşıyordu. İşte Avrupa Ligi kadrosunda, Avrupa kadrosunda yoktu. Orada da hani kendine bir takım ararken bence çok doğru bir adrese geldi. Hem burada aynı dili konuştuğu isimler var. Benzer kültürde oyuncular var burada. İşte Livakovic, Tadic, Ceko, Fenerbahçe adına bunlar önemlidir. Oyuncunun adaptasyon sürecini bayağı bir kısaltacaktır. Dolayısıyla Balkanlardan gelen oyuncuların bizim ligimizde performansları genellikle hep iyi olmuştur. O da bir artıdır. Maliyetini göreceğiz ama çok yüksek bir maliyet olmasını beklemiyorum Fenerbahçe adına. Aldığım bilgi bedelsiz bir kiralama. Fenerbahçe oyuncunun 1.8 milyon euroydu galiba maaşı. Tamamını karşılayacak. Maliyet açısından da son derece uygun. Bence Fenerbahçe adına bu dönemde yapılabilecek en iyi transfer hamlelerinden bir tanesi oldu. Mehmet Özcan, tam seninle değerlendirmemizi yapıyorduk ya, o sırada futbolcu gelmişti. Bu arada sağlık raporuyla ilgili iddiaları da ifade ettik. Her ikinizle paylaştınız. Futbolcunun şu an bir sağlık problemi yok ama gelen haberler Galatasaray'ın sağlık kurulunun bunu bu transferi onaylamadığına dair. Mehmet Özcan da zaten bu haberi paylaştı bizimle. Bu haberi de yaptım. Şöyle yaptım Ceyda. Pazartesi akşamı Kostić ismi Galatasaray'a yazıldı. Sosyal medyada çıktı. Biraz telefon trafiği yaptığında ben Kostić'in değil Juventus'tan McKennie'nin Galatasaray'ın gündeminde olduğunu dile getirdim ki Galatasaray McKennie transferinde sonuca ulaşamadı. Tekrarayım, Galatasaray'ın Kostić transferinde mesafe almamasının sebebi oyuncunun sağlık durumunda, sağlık durumundaki çekincesi diyebiliriz ama fikrimi soruyorsan bence çok net risk alınabilecek bir oyuncu. İyi bir oyuncu, müthiş bir sol ayak ve ortalarıyla demin Onur da güzel özetledi. El-Nesri, Dzeko'yu besleyebilir. Evet. Artı şöyle çok yönlü bir oyuncu diyebilir. Yani birçok sistemi deneyebilirsiniz. Maximen biraz Kostić gibi asist düşünen bir oyuncu değil, gibi daha şutör bir oyuncu. Ama Kostić tam tersi asist yapmayı seven bir oyuncu profili sanki. Kostić kariyeri Türkiye'de size çift haneli skor garantisi verebilir. Hele 3-4-3 oynadığınızda sol kenarı çok rahat götürebilir. Mehmet, Galatasaray'ın olası formasyon değişikliğine sanki Galatasaray'ın daha ihtiyaç duyduğu bir profildi ben Kostić. Sadece fikir, yani istihbarat söyledim. Galatasaray sağlık durumundaki çekinceden dolayı gündemini almadı ve ben McKennie üzerine yoğunlaştım ki yani geçen günlerde Kostić ismini çok da hani üstüne gitmedim. Fenerbahçe'nin oyuncu tercihi oldu. Nedir? Açalım. Ferdi gittikten sonra orada Levent Mercan'da belli ki Mourinho'nun planların da yok. Orada Osterwolde'yi belki stoper kullanacak Mourinho. Onu da görebiliriz yani. Üçlü bir formasyonda da olabilir. Yani 3-4-3'te net oynayabilir. 4-4-2'nin sol oyun kenarında da oynayabilir Kostić. Maximen'e bir Maximen, Oğuz Aydın Fenerbahçe'nin daha dribling yapabilen oyuncuları. Oğuz Aydın'ın çok planlamada olmadığını görüyoruz. Bir de ben biraz camia DNA'sı diyebilirim. Ben böyle Yugoslav ekolünün oyuncuları
Fenerbahçe'ye yakıştırıyorum açıkçası. İşte benim çocukluğum hayal meyle hatırlıyorum. Veselinovic'in bir şampiyonluğu vardı yine o ekolden. Sonra Boliçler, Baliçleri gördük. Yine Lazetic, Mirković. Şimdi bu dönemde de Ceko Tadic, Livaković. Yani o Yugoslav ekolü diyebileceğiniz Balkanlardan gelen oyuncuların bir kurun hiç olmadı ama hani bu Kostić'in olmayacağı. Kostić zaten önemli bir kariyer. Frankfurt'un benim hatırladığım Rangers'tı sanırım finalde geçtiği takım. O dönem Avrupa Ligi'nin en değerli oyuncusu diyebiliyorum. Van Bronckhorst Rangers'ı. Evet. Yani sanırım Frankfurt Rangers finaliydi. Doğru. Rangers penaltılarda kaybetti. Çok iyi bir sezon geçirmiş. Avrupa Ligi'nde o sezon oyuncusu diye kalmış benim aklımda. Yani o etiketle zaten Juventus'a transfer yapmıştı. Biraz oyuncunun maçlarını incelemek, Galatasaray tarafının çekincesini cevaplamak için bir anda bir düşüş olmuş tabii maç sayısında sakatlığına bağlı. Onu söyleyebiliriz. Ama Juventus'ta oynayabilir. Çok normal. Tabii. Yani Juventus'ta her maç 11'de çıkması mümkün değil rotasyon içinde zaten ama hani kariyerinin geneline baktığımız zaman böyle sürekli sakatlanan bir oyuncu değil kesinlikle. Evet evet. Hani mesela ben Galatasaray'da karar verici olsam tabii ki riskleri bilmiyorum şu anda. Hani Yener Hoca'ya tabii ki burada işine karışmak, iş öğretmek tabii ki haddimize değil ama hani ben karar verici olsam Mehmet'in dediği gibi ben bu riske girerdim. Neden girerdim? Şimdi Galatasaray'ın dediğim gibi o formasyon değişikliğinde mutlaka ihtiyaç duyacağı bir profil olacak. Sol kanat ama bekte. Birazdan Galatasaray'ı evet, beğeniriz. Konuşacağız. Emre Kaplan arkadaşımızı tebrik edelim. İlk Ağspor'da duyuyoruz. Zalewski çok çok önemli bir takviye evet. olacak Galatasaray'ın Roma'dan. Genç geleceğe tabii. yönük bir hamle. Sağ taraf için de yine belki arayışlar var. Belki bu karar verildi. Onu da söyleyeyim. Galatasaray iyi transferler yapacak gibi Ceyda. Onda birazdan öyle, değiniriz. Resmi kaynaklarda Kostić'le ilgili işte bağ yaralanması sakatlığı 16 Haziran'dan 11 Ağustos 2024'e kadar geçen 56 günlük sürede şu an futbolcu sakat değil ama bu son yaşadığı sakatlık dolayısıyla Galatasaray sağlık kurulu. Şunun da cevabını onayını verelim. Juventus sonuçta Avrupa Ligi listesine eklemedi. Belli bir handikap gördü oyuncuda. Yani oyuncu tamamen problemsiz bir oyuncu değil ama zaten siz bu oyuncuları o problemler olduğu zaman kadronuza katabiliyorsunuz. Böyle bir gerçek de var. İyi bir oyuncu. Onu çok net söyleyebilirim. Yani birçok sistemi işletebilecek bir oyuncu. Oyun formasyonu içinde. Fenerbahçe'de işte bu tanıma kim uyuyor? Osvaldo uyuyor böyle sesi düştüğüm zaman. Tadic yine birçok sistemde oynatabilirsiniz. Yine orta sahanın çeşitliliğine göre Fred'i Fenerbahçe'nin kadrosu için önemli bir ekleme. Ozan Akhan da demiş ki 6 milyon euroya alınan Oğuz Aydın'ın 15 milyon euroya alınan Cengiz'in süre alamadığı İrfan'ın yedekte oturduğu bir durumda Kostić transferi ne kadar doğru sizce? Benim beklentim bir bek transferi yapmasıydı Fenerbahçe'nin demiş. Onu bir ek yapalım. Cengiz Ünder'in 15 milyon euro bonservisini istihbaratla tamamlayayım. Yıllık ücreti de 3.4 milyon euro. Evet. Yani ben kendi adıma söyleyeyim. Galatasaray muhabiri olunca Galatasaray'daki bu korkunç kontratları dilim döndüğünce anlatmaya çalışıyorum işte. Zaha için 8.8 milyon euro. Cengiz'de 15 milyon euro bonservisinin yanında 3.4 milyon euroluk yıllık ücret zaten bugün itibariyle Cengiz'in neden hala Fenerbahçe'nin ayrılamadığını özetliyor. Daha maliyeti düşük olsaydı belki Arap Yarımadası'ndan yani hem bonservis yatırımı yapacaklar, Cengiz'e mi para verecekler? Biraz Cengiz Fenerbahçe'yi kilitledi şu an için. Umut Kadir de ama şöyle bir ek yapmış yine Fenerbahçeli izleyenimiz. Kostić'i ikna eden de getiren de Mourinho'ymuş ve onu sol bekte kullanmayı düşünüyormuş. Kostić Fenerbahçe'nin sol bek ihtiyacını giderir mi sizce demiş. Ya açıkçası Mourinho'nun sol bek tanımına çok fazla uymayan bir oyuncu. Çünkü Mourinho beklerinden önce savunma katkısı görmek ister. Yani önce ana görevlerini yapmalarını ister. Ondan sonra hücumda katkı bekler. Ferdi'yi bile sol kesinlikle önde kullandı. Yani Ferdi konusunda hocanın ilk sol beki hep söyledik. Osvaldo'ydu ana evet. planında. O yüzden de sol bek kullanılmasını ben çok fazla beklemiyorum. Şu olabilir belki iç sahada hani görece biraz zayıf kapanacak rakiplere karşı olabilir diye düşünüyorum ya. Mesela Osvaldo bence Avrupa için çok uygun bir sol bek profili. Yani Avrupa maçları için. Ama ligimiz için şöyle bir gerçekliğimiz var bizim. Fenerbahçe'nin oynayacağı işte 18 rakibin büyük ihtimalle 14'ü Kadıköy'den bahsediyorum. Kapanacak Fenerbahçe'ye karşı. Topu verecek, kendi alanında bekleyecek. İşte orada Fenerbahçe'nin savunmanın solundan da mutlaka hücum katkısı alması gerektiği anlar olacak. Belki başlangıç planında, belki oyunun sonradan devam ettiği bölümlerde. Mesela Kostić kulübeden gelip de maç çözebilir bu arada, onu söyleyelim. Hani oyun sıkışmış, 0-0 skor, Fenerbahçe üretemiyor. Atarsınız Kostić'i sol beke. Oradan size skor katkısı, hücum katkısı verebilir rahatlıkla. Hani ben ciddi kullanışlı bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Direkt belki 11 olmayabilir ama
ben maç sürelerinin fazla olacağını düşünüyorum Fenerbahçe adına. Kürşat Bey de demiş ki Kostić bence çok yararlı olacak. Üçlünün sol önünde oynar. Szymański'nin sakatlık, kart ya da formsuzluk durumunda 10 numarada oynar. Bence transfer çalımıdır demiş izleyenimiz. Tabii ki Fenerbahçe taraftarı böyle bakacak bu duruma. Çok da anlaşılır bir durum. Transfer dönemlerinde biz hep işte büyük takımların özellikle şampiyonluk yarışındaki takımların birbirine attığı transfer çalışma çalımlarını sonradan da iyice konuşur hale geldik. Çalım olmasın Ceyda, faydalı olsunlar. Faydalı olsunlar, evet. Yani son dönemdeki... Bu arada Zaha'ya geçen sezon mesela transfer çalımı. Şey, João Pedro, Fenerbahçe'nin Galatasaray transfer çalımı. Oyuncu şu an nerede? Ne oldu? Yani çalım tabii ki taraftarın hoşuna gidiyor bu kelime. Tabii, yani tabii. Ezeli rekabetin içinde tak önemli bir... Tak da veriyorum ben. Tabii ki önemli bir tat bu, bir lezzettir bu, bir eğlencedir, doğru. Ama günün sonunda performansa bakıyor iş. Yani doğru transfer gelsin kulüplerimiz adına. Çalım olmasın, faydalı olsun. Yani çalım çok, çok önemli değil. Çok takılmasınlar bunlara. Oyuncu faydalı olsun. Gelsin, performansını versin, gitsin. Tabii ki dediğim gibi arkadaş ortamlarında değil mi? Bu hep şeydir. Bunlar tabii konuşulur. Tabii canım, yarın sabah yani aynen. Şu an mesajla bile ekran görüntüsünü havaalanında sosyal medyada kullanılıyor. Fenerbahçeliler Galatasaraylı tanıdıklarını atıyorlardır. Galatasaraylı tanıdıkları da aman işte futbolcu sakat, o yüzden biz almadık, siz aldınız diyordur. Bu gerçekten böyle tatlı, güzel atışmalar ama tabii ki ülkemize gelen her özellikle yabancı futbolcu da söylediğim gibi faydalı olsun. Tabii İnşallah ki. Bizim ülkemizin kulüplerinin parası boşuna gitmesin. Ceyda, şunu da söylemek gerek. Yani bu oyuncuların Türkiye haklarına sahip oluyor menajerleri. Doğal olarak bir büyük takım olumsuz yanaşınca diğer büyük takımın olumlu yanaşması için ona göre pozisyon alıyor. Çok oluyor bu transfer çalımları. Osimhen'i de söylemiştin geçenlerde. Çok evet. Osimhen benim bildiğim Fenerbahçe yazılıp çizdi ama ben Beşiktaş'a iki gün önce önerildi. Yani Galatasaray'a gelmeden önce Beşiktaş tarafının aksiyon almadığı ki kararı da saygı duyabilirim. Neden dersek de Rafa Silva ile Immobile ile bir düzen oturt Beşiktaş bakarsak. Galatasaray'ın biraz Osimhen transferiyle o olumsuz rüzgarı camia içinde olumluya çevirme durumu vardı. Çok var transfer çalımları. Ben bir tek işin maddi kısmında Vedat Muriç en Fenerbahçe açısından evet. Yani ciddi gelir elde etti. Galatasaray'da tam tersi Vedat Muriç alamayıp Falcao'ya yönelip orada ciddi hani mali anlamda iyi sonuç alamamıştı. Onu söyleyebiliriz ama çok takılmamak gerek. Artık kulüplerimizin ders alması gerek. Ben bunu biraz transfer oburlu olarak da yorumluyorum. Ne yazık ki yani Suudi Arabistan ligini andırıyoruz biraz yani oyuncu maaşlarında. Erden Timur dönemi Galatasaray işte bu sükseli transferleri Zaniolo ile başladı. Raşisa'ya burun kıvrıldı. Zağlar, yani Teteler, Ziyeşler geldi. Muhasebeci misin sen sormasayı? Yok yani şey değil ama diğer takımlar da daha sonra bu yola girdi. Şimdi Fenerbahçe'nin de Cengiz Ünder transferinin çok savunulabilir tarafı yok ki. Cengiz Ünder için şunu da söyleyeyim Ceyda. İsmail Kartal'ın istediği bir oyuncu değildi Cengiz Ünder. Yönetim hamlesiyle. Orada bir üç yerli zorunluluğu doğmuştu. İrfan'ın bu performansı beklenmiyordu değil doğru, mi? Doğru. Mert Müldür biraz çok oynayarak gelmemişti. Aynen. Beşiktaş da bu sezon bakarsak geçen 3 sezonki başarısızlığın ardından Galatasaray'ın alamadı. Rafa Silva'yı aldı Beşiktaş. Yani o Rafa Silva'yı da muhakkak mali açıdan çok iyi teklif sunarak ikna ettiniz. İyi oyuncular iyi para alsın, hiç takılmıyorum ama ipin ucu kaçtığı zaman takım içi dengeler diyoruz. Olmuyor ve hani oyun ezberi diyoruz. Yani Fenerbahçe, Galatasaray son dönemlerde hep transfer sirkülasyonu yaşayan ekiplerde. Ben bu sezon özelinde Beşiktaş'a itiraz etmiyorum. O transfer sirkülasyonuna girmek durumundaydı ki elindeki işte Jesson Fernandes, Raşissa, Svensson, Masuak bu dört oyuncu birden daha üst seviyeye çıktı iyi oyuncular geldiği için. Ama hani Galatasaray ile Fenerbahçe'nin zaten iyi kadroları vardı bakarsak. Mehmet, burada bekleme yapayım. Senin dediğin sirkülasyon doğru ama baktığımız zaman en az değişimi Beşiktaş yaşadı transferde. İşin tam tersi. Şu an Fenerbahçe'nin 11'inde kaç tane yeni oyuncu var ya da aldığı transferlere baktığımız zaman ya da Galatasaray'ın yapacağı transferlerle beraber 11'inde geçen sezona göre kaç tane yeni oyuncu olacak? Tabii. Beşiktaş'ın şu an 4 tane yeni oyuncusu var geçtiğimiz sezona göre. Ama nokta Beşiktaş'ın atışı. Böyle bir hamle yapması gerekiyordu zaten. Gerekiyor adam. Beşiktaş bize şunu gösterdi. Bak, karavana Beyda, transfer yapmadı. Aynen işte. Şunu gösterdi. İşler iyi gitmiyorsa yani bozuk bir yapı varsa onu yıkmak tek çözüm değil. Bazen doğru dokunuşlarla, doğru analizlerle şöyle yeni bir yapı yapabiliyorsunuz. Hani
tek kurşunun vardır ve onu yerinde kullanmaktan Beşiktaş her mevki için olan tek kurşununu çok doğru kullandı. Doğru transfer yaptı çünkü. Doğru plan bu üzerinden. Sezon, o yüzden ben Beşiktaş 2000, yönetimini ben, hocasını tebrik ben etmek Ben 2022 Galatasaray'a benzetiyorum. Tudorlu Galatasaray'a mı? Yok. Erden Timur Okan hocayla kurulan takım. Nedir açalım? Rafa Silva Mertens bence birebir ikame. Icardi Immobile, İtalya Ligi gol krallıkları. Abdülkerim iyi bir yerliydi. Stoper olarak geldi. Emirhan aynı yatırım yaptı Beşiktaş bakarsak. Burada Immobile Icardi'den daha hazır geldi sanki. Icardi ilk geldiğinde biraz özel hayatı ile ilgili de problemler vardı. Biraz gelgitleri vardı. Aynı oynamadan da gelmişti. Ama orada da şunu söyleyeyim. Yani bu Okan Hoca eleştirisi gibi algılanmasın. Buna Fatih Hoca'yı da dahil ediyorum. Şenol Hoca da Mustafa Denizli'yi de yerli yabancı ayrımı yaparım. Paris Saint Germain'de yaz kampını yiyip gelirsen istediğin kadar mental olarak çok. O sezon Icardi'nin gollerini bir hatırlasın izleyiciler. Evet. Ümraniye'ye, Beşiktaş'a o patlayıcılığı çok fark ediyor. Yani zaten bunu şöyle özetlemeye de gerek yok. Bizden giden en son Ferdi sakatlandı. Yani bizim ülkemizdeki antrenman kalitesinin ne kadar yerlerde olduğunu görebiliyoruz. Geçen sezon da yine Arda Güler Real Madrid'de hemen oynayamadı. Sasha Boy gitti bakarsak. Sakatlandı. Sasha Boy aynı şekilde. Yunus Emre gitti, Brentford'a gitti sakatlandı. Ben o yüzden hiç itiraz etmiyorum yani. Gelsin işte Melo zamanında Juventus'ta kamp yaptı. Geldi Galatasaray sezon oyuncusu oldu. Şunu hatırlıyor musun? Cagney'in Galatasaray'da bu İngiltere'den döndüğü bir sezon verdi. Doğru. Takım arıyordu. Yani Galatasaray'ın kampına en geç katılan isim Cagney. Geldi takımın en hazırıydı. Doğru. Bu arada bir son dakika gelişmesi var. Türkiye Futbol Federasyonu Mustafa Erhan Hekimoğlu kasığındaki ağrı sebebiyle İzlanda maçı kadrosuna dahil edilmedi açıklamasını yapmış. Türkiye Futbol Federasyonu resmi hesapları üzerinden bu gelişmeyi de sizinle paylaşalım. Mustafa Erhan Hekimoğlu önümüzdeki senelerde benim çok şey beklediğim bir futbolcu. İnşallah da hem takımında hem milli takımda çok güzel işlere imza atacaktır. Geçmiş olsun diyelim. İnşallah ciddi bir sakatlığı yoktur. Van Bronckhorst'a tebrik edelim. Nasıl ki Jorge Jesus İsmail Yüksek'i Türk futboluna armağan etti. Bunu niye söylüyorum? Evet, İsmail çok iyi bir oyuncu ama tekrarlayayım, orada başka bir teknik adam olsa, yerli bir teknik adam olsa sizi Şampiyonlar Ligi dışında bırakan oyuncu o kırmızı kartla Dinamo Kiev maçında bir daha forma vermezdi. Jesus gayet ısrar etti. İsmail Kartal döneminde daha çok oynamaya başladı. Şu an Amrabat gelse de herhalde çoğumuz kağıt kalem alsak Fenerbahçe ideal 11'in İsmail Yüksek'e yazıyoruz. Mustafa Hekimoğlu'nu da şöyle bağlamak istiyorum Ceyda. Ne olursa olsun Süper Kupa Galatasaray maçı oyunu attı. 5. gol zaten Mustafa'dan geldi. En son maçta Sivas Spor maçıydı. Skor 1-0 iken dakika 70 iken daha yani 20 dakika aynen varken Immobile'yi çıkartıp Mustafa'yı oyuna koydu Van Bronckhorst. Bu çok önemli. Ya da şunu da diyebilirdi, ben Abubakar'ı kazanayım. Yedek forvetim Abubakar olsun, son 20 dakika Abubakar oynasın. Kısa vadede başarı isteniyor çünkü Van Bronckhorst'tan bakarsak. İşin bu kısmında Mustafa Hekimoğlu'nun çok doğru bir teknik adam profiliyle çalıştığını düşünüyorum. Muhakkak. Şu ironi değil mi? Son dönemde yabancı teknik adamların Türk oyunculara daha fazla yatırım yapması, yerli hocalara evet, göre. Evet, evet. Ben dilim döndüğünce yabancı teknik adamları savunacağım. Yani ve en basit örnek şu an Samsun Spor gayet iyi başladı ki Beşiktaş'ın bütün resmi maçlarını düşünelim. Lugano, Galatasaray lig maçları. En çok zorlandığı maç Samsun Spor'du. O Samsun Spor Beşiktaş'a kaybettikten sonra maçlarını kazandı deplasmanda. Yine bir Alman teknik adamla. Geçen seneki Gisto zaten kümede tutmuştu ve Samsun benim bildiğim kadarıyla transfer yasağı olduğu için transfer yapamadı. Belli aynı oyuncu grubuyla devam etti. Çok da negatif bakmıyorum ben. Monte'ye milli takıma da çok. Son maç biraz canımız sıktı. Galler'e karşı kaleye gidemedik ama gayet yabancı teknik adamlar bizim ligimizde çalışabilir artık. Hep şu düşünce var Ceyda, sıkıştığımız 2007 Zico'dan beri yabancı teknik adam şampiyonu yok. Ben o kadar negatif değilim. Yerli teknik adamlar uzun vadede hep kısa vadeli hareket ettikleri için ister istemez sallantıya giriyorlar. Yabancı teknik adam sayısının ben daha da çok artacağını düşünüyorum açıkçası. Artması da gerekiyor bence. Peki şimdi bir haberimizi ekrana getirelim. Çünkü özellikle şimdi Kostić'in gelişiyle birlikte Fenerbahçe taraftarı Mourinho'nun oyun sisteminde nasıl bir değişiklik olacağını, 11'inin nasıl değişeceğini merak ediyor. Biz de sıradaki haberimizi bir izleyelim ve üzerine yorumlar yapalım. Sizden gelen soru ve görüşlerle birlikte X üzerinden. Fenerbahçe'ye milli araya kadar olan süreçte 9 futbolcu Jose Mourinho'nun vazgeçilmezi oldu. Hücumda 3 futbolcunun en çok tercih edilen isimler olması dikkat çekti. Bu isimler kimlermiş, izleyelim şimdi birlikte.
Evet, Mourinho'nun vazgeçilmezleri işte diyoruz ki hocanın kurgusu değişebilir, 3-5-2'ye dönebilir, gerekirse Szymanski'nin yerinde oynatabilir gibi gibi. Kostic'i joker olarak her yere koyduk. Sol beke koyduk, Szymanski oynamazsa 10 numaraya koyduk, sol tarafa koyduk. Fenerbahçe'nin de geniş kadrosu ekranlara geldi. Bu geniş kadro üzerinden hocanın vazgeçilmezleri arasında bir değişiklik olur mu Onur Özkan, Mehmet Özcan? Ya olabilir tabii ki, ama şunu söyleyelim şu tablo üzerinden. Tabii ki Galatasaray transferi daha bitirmedi. Hani bitirdikten sonra tabii daha net konuşuruz, ama şu an geldiğimiz noktada ligin en dengeli, en geniş kadrosu Fenerbahçe'de. Gördüğümüz çok net bir tablo var önümüzde. Geçen senenin en geniş kadro Fenerbahçe'de. Kesinlikle. 11 evet. Olarak Galatasaray daha iyiydi. Aynen doğru. Ama işte Fenerbahçe'nin... Zaten rekor bir puanında sahibi oldu geçen sene. Geçen evet, sezonda bu sezonda benzer bir problem var Fenerbahçe'de. Nedir o işte? Fred'in pozisyonundaki alternatifsizlik. İşte Medina transferi, yani çok iyi bir oyuncu Medina. Gerçekten hani kime sorsam, benim çok izlediğim bir oyuncu değil ama kime sorsam aynı şeyi hep duydum Medina ile alakalı. Ama tabii ki bir risk oyuncuyu Ocak ayına bırakmak. Fenerbahçe yönetimi dua edecek ki Fred tamamlayabilsin sağlıklı bir şekilde Ocak ayına kadar. Çünkü olası bir Fred sakatlığında direkt oklar yönetime döner. Neden oyuncuyu hemen getirmediniz diye. Şu kadro içinde tek problem Fred'in alternatifsizliğidir. Onun dışında her pozisyonun birden fazla yedeği var şu anda ve doğru bir yapı, doğru planlama, doğru oyuncular Fenerbahçe adına. Tabii ki şu olacaktır mutlaka. Mesela Maxim'in bence Fenerbahçe'nin kadrosunda olması gereken bir profil. Çünkü diğer oyunculardan farklı bir profilde futbolcu. Ama performans açısından bence önümüzdeki dönemde İrfan'ın sürelerinin artmasını, belki Tadic'in sol kenara kayarak arkasında Kostić ile iki tane Sırp oyuncunun uyumlu bir şekilde oynayacağı bir düzene de Fenerbahçe geçebilir. İrfan'ın sağ kenarda oynayabileceği. İrfan'ın süreleri artacaktır bence önümüzdeki süreçte. Büyük ihtimalle tabii ki Maxim'in çok önemli bir yatırım, çok önemli bir oyuncu, pardon En-Nesyri. Onun da yavaş yavaş Ceko'dan formayı almaya başlayacağını görebiliriz. O yüzden de burada En-Nesyri'nin de süreleri artacaktır. Amrabat geldi, işin içine girecek, rotasyon genişleyecek Fenerbahçe adına. Mourinho'nun işi kolay değil ama 3 kulvar var önünde ve mutlaka bu kadroyu çok dengeli bir şekilde kullanacaktır. Daha fazla oyuncuya bundan sonra bence forma şansı verecektir hoca. Şimdi Röfşan Hasanzade de demiş ki yayınlar iyi transfer ama çok geç ve gereksiz buluyorum. Avrupa Ligi'ne yetiştirilse iyi transfer olacaktı. Süper Lig için bence bu kadar masraf çok fazla diye bir yorumda bulunmuş izleyenimiz. Evet. Önce editör arkadaşlarımızı tebrik edelim Ceyda. Bu kadrolar çok konuşuluyor. Benim arkadaşlarım da gün içinde bana çok atıyor. Hatta bir düzeltme de olmuş. Ciku tekti. BK bir gruptaydı yani. 3 stoper bir tarafta, bir stoper tek. Neden 2-2 değildi? Beşiktaş'ta da aynı problem vardı. Şimdi tabii Ciku BK ikisi de yabancı olduğu için birbirinin gayet ikamesi olabilecek. Çok yani 11x2 22 diyoruz Ceyda. 23 Cenk Tosun. Bu arada bizim arkadaşlarımız da şimdi hemen editörümüz Yusuf dedi ki bizim de yukarıda en çok tartıştığımız konu bu. Savunmadaki ben itiraf oyuncu. Edeyim mi ne yaptığımı? Beşiktaş'ın kadrosuna Galatasaray kadar hakim değilim. Acaba dedim Tayyip Tağlağ sol ayaklı mı? Baktım sağ ayaklı. Ben de, evet, ben de onu baktım listelere. Acaba dedim ayaklarına göre mi diye. Sol stoper. Bu arada hani sağ ayaklı oyuncu da sol stoper oynayabilir. Servet Çetin hemen aklıma geldi. O çoktur yani. Solak stoper bulmak zordur. Fenerbahçe'nin en geniş kadrosu bunu şöyle düşüneyim yani. 11x2 22 diyoruz. 23 Cenk Tosun. 24 Cengiz Ünder, 25 Oğuz Aydın yani hakikaten oyuncu sayısı 25-26. Bir tek burada Onur'la hemfikirim. Yani Fred'in alternatifi Bartu zaten Lille elendiğinizde Bartu sağdaydı. Öyle hatırlıyorum oyunu atmıştı. Bartu'nun ben henüz Fenerbahçe'de yani geçen sezonun ikinci yarısını Sivas'ta kiralık geçirmişti bence. Yine bir Süper Lig takımına kiralık gitmesinde uzun vadeyi düşünsek fayda var. Zaten ben demin biraz kadroyu saydım Ceyda. 13 yabancı. 14 Ryan Kent'in çok kalabileceğine ihtimal vermiyorum. Belki fesih de olabilir. Hani süreçine getirebiliriz. Medina Sarı biraz zor. Yani orada nasıl ki İsmail'e bir Amrabat alternatifi oldu. Fred'e de işte Medina tarzı gelecek vadeden bir alternatif. İşin daha mantıklısı. İyi bir kadrosu var Fenerbahçe'nin. Kullanışlı bir kadro. Şu anda Ceyda kullanışlı. Mesela Osterwolde'yi stopere koyabiliyorsunuz. Tabii çok yönlü oyuncusu çok. Mert Müldür'ü sol beke koyabilirsiniz. Burada işte Kostić burada sol beki oynar, sol öne oynar. Szymanski kanatları da oynayabilir, 8'i oynayabiliyor. İşte Tadic, İrfan Can Kahveci iki kanadı birden oynayabilir size. Yani bu kadro 4-4-2'yi oynar, 3-4-3'ü oynar, 3-5-2'yi oynar. Yani bunları hep göreceğiz Fenerbahçe adına. Çok kullanışlı,
çok geniş. Zaten böyle bir kadroyu ancak Jose Mourinho gibi yüksek profilli bir teknik adam yönetebilirdi. Yani çünkü yüksek egolar da var takımın içinde. Tabii. Şimdi hoca En-Nesyri'yi kulübede tutuyor şu anda. Bakın 20 milyon euroyu almışsınız siz bir oyuncuyu ve Dzeko oynuyor. Bu hem takıma bir mesaj, şöyle bir mesaj. Ben formayı hak edene veriyorum mesajı. Yani Mourinho için niye beni acaba yedek kulübesinde bekletiyor diyemez. Hayır. Dzeko yani iyi oynuyor. Ama... Şu an En-Nesyri'nin yerinde başka bir futbolcu olsa ya da şöyle söyleyeyim kulübede başka bir hoca olsa mutlaka En-Nesyri'nin tavrı farklı olabilirdi. Ben niye yedek oturuyorum diyebilir ama Mourinho'ya bunu soramazsınız. Yani şimdi bu çok net biliyoruz. Kamplarda, tesislerde oyuncular hocanın kapısını vurur, içeri girir. Hocam ben niye oynamıyorum der. Bunu Mourinho'ya diyebilir misiniz? Şüphelerim var. Ya işte orada çok net bir teknik adam ağırlığıdır bu. O yüzden de bu kadroyu başka bir teknik direktöre verirseniz çok bocalayabilir bu kadronun içinde. Ciddi sorunlar yaşayabilir. Ancak Mourinho gibi bir isim bu kadroyu yönetebilirdi. Fenerbahçe iki sezondur çok doğru planlama yapıyor. Bakın geçen sezon şampiyonluk gelmedi belki. Ancak planlama doğruydu. Bu sezonda planlama doğru, transferler doğru, bir plan doğrultusunda gidiyor Fenerbahçe. Evet. Kesinlikle bunu söyleyelim. Sağlam temeller üzerine kurulmuş bir kadro bu. Ve ben şunu mesela söylemem gerekiyor. Çok belki göz önünde olmuyor. Fenerbahçe ciddi anlamda altyapı yatırımı da yapıyor şu anda. Yurt içinde, yurt dışında, Afrika'da, bakın Balkan ülkelerinden birçok genç yeteneği getiriyor Fenerbahçe. Hani bundan 5-6 yıl sonra... Fenerbahçe şu an adımlarını da atıyor bir yandan. Yani doğru yapıyı kurdu Fenerbahçe. Doğru planlamayı Branco ile beraber yapıyor. Bakalım günün sonunda ne olacak göreceğiz hep beraber. Bir güvenden kadroyu tekrar göstermesini şöyle rica edeceğim Ceyda. Hatta senden de Fred'in boyunu. Tamam. Bunun nedenini söyleyeyim. Yani ben uzun zaman sonra bu kadar uzun boylu bir takım. Nedenini şöyle izah edeyim. Şimdi İsmail kendi pozisyonuna göre uzun bir oyuncu. Zaten Osterwolde gayet uzun. Mert Müldür bence yine boy olarak yani evet. Nasıl ki Avrupa'nın genelinde artık genç teknik adam Fred trendi var. 1.69. Fred. Evet. Oo, bir tek Fred yani. Onun ben 1.69 olduğunu. Fred öyle. Fred'in dışında 1.60. Fenerbahçe'nin çok kısa bir oyuncusu. Hayır, Fenerbahçe çok uzun boylu bir takım. Evet. Şundan dolayı ifade ediyorum yani. Gökhan Gönül mesela işte bizim jenerasyonumuzun beki. O zamanlar Gökhan Gönül boyunda oluyordu bek oyuncuları. Artık hani bek oyuncularının da uzun boylu. Galatasaray o yüzden Jakobs'a yatırım yaptı. Fenerbahçe'nin kadrosunu incelediğim zaman stoperlerden Bekao zaten çok uzun boylu bir oyuncu. Osterwolde bir beke göre çok uzun. Ön taraf iki tane kule. En-Nesyri, Dzeko. Evet. Bakarsak. Amrabat bu arada uzun. İrfan Can bence pozisyonuna göre o kıvraklıkta bir oyuncuya göre uzun boylu. Evet. Tadic aynı şekilde uzun. Szymański de o bölge zaten o Mertens profili istiyor. Rafa Silva'nın orada çok da hani uzun boylu. Bir Talisca benim hatırladığım o bölgede oynayıp ki o da Rivaldo farklı vardı eskilerde. O da farklı profil yani daha uzaktan şutlarla. İşin size kısmı yani çağın futbolunun artık biraz daha uzun oyunculara yönelin diyor. Elbette bulabiliyorsan Fred gibi Torreira gibi kısa boylu oyuncu kaçırmayacaksın. Bir detay daha yaş ortalaması da fena değil Ceyda. Yani şu an baktığım zaman mesela Livakovic hala 30 ya oluyor olmadı yani yaşı bir kaleci için uygun. Yusuf'a sufleleri verdin. Bir Fenerbahçe'nin boy ortalaması ile ilgili haber yazar Yusuf. Yaşla bir alakalı. De yaşla şundan dolayı ben Yusuf yaşta şöyle takıntılıyım. Yani takıntıdan 27.7 takımın yaş ortalaması. Şundan dolayı şimdi Galatasaray çok toy bir takım kurdu 13. olduğu sezon. Orada örnek vermiş. Taylan Berkan çıkaldı oynadı. Bir hamşık olsa bambaşka olurdu. Şimdi Fenerbahçe'de Tadic, Dzeko gibi tecrübeli oyuncular da var ama genç oyuncular da var işte. İsmail'in yaşı gayet iyi. Yine Osterwolde yaş olarak gayet iyi bir oyuncu bakarsak. Szymański de yani genç. Szymański genç sayılır çok net şekilde. Bence En-Nesyri'nin yaşı da çok iyi bir forvet için. İspanya Ligi'nden Sevilla'nın birinci forvetini getiriyorsun sonuçta. 26-27 diyebiliyorum yani. Dzeko ile arasında bayağı yaş farkı var. Dengeli bir kadro. Onu ifade edeyim yani. Ne çok genç olmalı ne çok yaşlı olmalı. Geçen sene işte Tadic ile Dzeko ligin ikinci yarısı gidemedi. Bu sefer aynı sorun olursa çok rahat Mourinho gözü kapalı En-Nesyri'ye, İrfan Can'a geçecek. O değişimi yaşayacak. Şu bence kıymetli. Fenerbahçe'nin ciddi bir ekonomik gücü var. Bunu biliyoruz. Bu defalarca dile getirildi. Onu söyleyelim yani. Levent Mercan, Oğuz Aydın Avrupa Ligi listesine yazmıyorsunuz. 10 milyon euro. Yani Fenerbahçe şunu da yapabilirdi. Çok şöhretli, çok kariyerli. Hani buraya geldiğinde belki tüm dünyada ses getirebilecek oyuncular da getirebilirdi. Ama Fenerbahçe yönetimi ne yaptı? Jose Mourinho'nun istediği plan doğrultusundaki isimlere gitti. Bu da bence kıymetli bir unsur. Yani şimdi En-Nesyri evet çok iyi bir oyuncu ama tüm dünyada ses getiren bir süper yıldız mı? Değil. Ama doğru oyuncuya gitti Fenerbahçe. Bu önemli. Geçen sezonlarda kulüplerimiz bu hataları çok fazla yaptı. Etiket transferi yapmadı Fenerbahçe bu sezon. Mesela Medina bile etiket transferi değil, geleceğe yönelik bir hamledir.
Belki Amrabat burada çok hani Amrabat oynadı falan. Etiket transferi. Ama onun dışında baktığımız zaman bir etiket transferi var Fenerbahçe adına. Yok. Hoca hangi oyuncu istiyorsa, hangi profil istiyorsa ona gitti Fenerbahçe. Bence bu da kıymetli bir nokta. Ben işin hani iyi kadro diyorum ama tabii şu konuda da bir eleştiri yapayım. Çok para harcıyor kulüplerimiz. Fenerbahçe'nin boy ortalaması 1.84. Çok iyi. Çok iyi. Birisi onu diyorum yani ben biraz hani işin duran top kısmından zaten belli oluyor. Levent Mercan olmaz hatalı transfer 3 milyon euro hiç kullanmamış. Yani şöyle olası bir Fenerbahçe'nin ideal 11'inde yani Fred dışında tabii. 1.86'ında oyuncu yok neredeyse Fenerbahçe'de. Benim burada çıkış noktam zaten Tadic İrfan Can yani bence oyuncular da pozisyonuna evet. Uzun boylu oyuncular. Bek oyuncuları zaten Maximin uzun. Herhalde bir 77 falan diye hatırlıyorum. O kıvraklık olsun zaten Fenerbahçe'de. Yani transferde sadece şunu söyleyeyim biraz Ali Koç'un mali gücüyle. İşte Oğuz Aydın'la Levent Mercan'a 10 milyon euro yatırım çok akıl kârı değil Avrupa Ligi'ne yazmadıktan sonra. Biraz Galatasaray almasın diye yapıldı o transferler. Amrabat'a da şüpheyle yaklaşıyorum. Şampiyonluk yarışında rakibinin güçlenmemesi adına da hep böyle bir transfer. Saygı duyuyorum bir şey demiyorum yani olabilir ama işte günün sonunda eğer bu transferler senin olası başka transferlerini etkilerse limit anlamında evet. O problemdir. Etkilemiyorsa yapabilirsiniz bu daha önce de yapılmış bir şey yani Avrupa'da da bunun örneklerini görüyoruz. Hani ihtiyacınız olan bir oyuncu daha erken alabilirsiniz rakibiniz almasın diye. Bu yapılır ama tabii ki Fenerbahçe işte Oğuz Aydın çok önemli bir yetenek. Büyük ihtimalle çok fazla süre alamayacak. Oyuncu için de bu kötü bir gelişme oluyor. İlk kez yapılmıyor bu. İrfan Can Kahveci transferi de öyle yapıldı. O tabii dönem kesinlikle. Sosa vardı. Mert Hakan biraz daha 8.5 numaraydı. Şimdi daha böyle 6.5'a Sivas'ta daha hücum yönü vardı. Artı Mesut Özil vardı. İrfan Can aldı Fenerbahçe Galatasaray almasın diye ama İrfan Can olsaydım işte Oğuz Aydın ve Levent Mercan'a göre çok çok daha iyi oyuncuydu. Yani uzun vadede Fenerbahçe'ye yararlı olacağı aşikardı ama aynı sınır Levent Mercan için dile getiremem. Oğuz Aydın'ın da bu yaşlarda oynaması gerek. 2000 doğumlu bir oyuncudan bahsediyoruz. Şu kadro yapısında oynayamaz. Değil. Şimdi izleyenlerimiz de yorum yapıyor. Onur Bey demiş ki X üzerinden son sayfa etiketiyle her mevki için alternatifli oyuncuların olması bence yararlı bir şey. Çünkü forma rekabeti ve hırs olur takımda. Bu da Fenerbahçe için büyük bir avantaj demiş. Aynı zamanda şimdi mesela önümde de haberi var. Nijeryalı sağ bek Osay Samuel antrenmanda sakatlandı. Galatasaray derbisinde oynama ihtimali düşük ama 7 Ekim Mert Müldür. Evet. Mert Müldür de A Milli futbol takımımızın beki yani Avrupa Şampiyonası'nda da iyi bir dönem geçirdi. Şu da önemli Ceyda yani alternatif ama evet. Birbirine yakın oyuncular. Arada tek, çok evet, Fred ciddi dışında, farklar yok. Evet. Fred'in pozisyonu dışında Fenerbahçe'de herhangi bir oyuncu dışarıda kaldığı zaman çok majör bir oyuna etki etmeyecektir. İşte Dzeko'nun yediği En-Nesyri ya da En-Nesyri'nin yediği Dzeko. Şimdi Tadic, İrfan Can. Değil mi? Sen Maxim'in orada şimdi Kostić geldi oraya. Ya da işte Oğuz Aydın baktığımız zaman. Ya da işte Szymański'yi onun pozisyonuna birden fazla oyuncu koyabiliyorsunuz. İsmail Amrabat. Savunmada da böyle. Yani Fenerbahçe'de herhangi bir oyuncu sakatlandığında, cezalı olduğunda eyvah denecek bir durum Fred dışında olmayacaktır. Ama Fred konusu ciddi bir hata olabilir. Onun altını çizelim. Burada Fenerbahçe yönetimi hem takım için hem kendisi için dua edecek. Çünkü olası bir Fred sakatlığında tüm oklar yönetime döner. Duyduğunuz dilin sesine yönetmenimiz Güven. Tüsünü atıtıyor. Alttan şöyle tatlı tatlı bize duyurdu. Bir ara rica ediyoruz. O arada siz de çayınızı, kahvenizi tazeleyin. Biz de tazeleyelim. Sonrasında soluksuz devam edeceğiz gelişmelerle. Son sayfaya devam ediyoruz. Aspor ve Aspor Radyo ortak yayınında Onur Özkan ve Mehmet Özcan'la birlikte değerlendirmelerimizi sürdürüyoruz efendim. Programımızın başında bir transferi hep birlikte karşıladık. Tabii ki Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, spor dünyasında neler oluyor hepsini konuşacağız. Fenerbahçe ile başlamıştık bugün. Şöyle bir toparlayalım. Herkes artık şampiyon odaklı Fenerbahçe taraftarları X üzerinden de yazdıklarında. Fenerbahçe iyi transferler yaptı. Transfer şampiyonu oldu. Bu sene de şampiyon olamazsa ne olacak bizim halimiz diye sormuş. Aynı zamanda bu sezonun şampiyonunu bir çilek de bekliyor. O da Şampiyonlar Ligi'ne eleme oynamadan gidecek takımlarımızdan. Kim şampiyon olursa bu da şampiyon olanın bir çileği olacak. Bakalım Fenerbahçe uzun süreli hasretine son verip bir de Şampiyonlar Ligi'ne eleme oynamadan gidebilecek mi? Bunu hep birlikte bekleyip göreceğiz. Ama Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, Trabzonspor'da, Galatasaray'da şampiyonluk yarışında daha fazla takımın yer aldığı bir şampiyonluk mücadelesi bekliyorum ben bu sezon ligimizde. Yani geçen sezonun şöyle bir farkı olacak. Geçen sezon iki takım kopmuştu.
bu sezon gözüken o ki 3 takım, belki de 4 takım Trabzonspor'un da işin içine dahil olmasıyla kopacak ama şu halen çok tehlikeli ligimizde. Büyük takımlarla diğer takımlar arasındaki uçurum giderek büyüyor. Yani hem ekonomik anlamda bunu söylemiyorum sadece. Zaten ekonomik anlamda tarihten beri çok uçurum vardı. Bir tarihsel gerçek bu ama son dönemde baktığımız zaman sportif uçurum da çok fazla artmaya başladı. Yani Anadolu kulüplerimizin yönetim şeklinde getirdikleri oyuncularda, transferlerinde, ekonomik yapılarında ve çok daha önemlisi bence teknik direktör kalitelerinde ciddi bir erozyon var. Ve onun getirdiği bir sonuç olarak da iki sezondur, bu sezonda ben artık öyle görüyorum şu an gözüken bu, çok tek taraflı maçların olduğu bir lige doğru evrildik artık. Bu çok sağlıklı değil ligimiz açısından ki Avrupa'da bunun bence ciddi faturasını ödüyoruz. Çünkü büyük kulüplerimiz burada oynadıkları maçlarda bir illüzyona uğrayabiliyorlar bazen. Buradaki skorlar hiçbir zaman gerçeği yansıtmıyor Avrupa geneline baktığımız zaman. Dolayısıyla ligimizin kalitesi açısından çok umutlu değilim. Ama evet, şampiyonluk yarışı açısından çok daha çekişmeli, çok daha takımın içinde yer aldığı, 3 ya da 4 takımın yer aldığı bir şampiyonluk yarışı olacak. Ama bu kalite erozyonu ve uçurum beni ciddi endişelendiriyor gelecek için. Mehmet, senin yorumun ne olur? Yapılan transferlere şöyle bakıyoruz. Milli ara sonrası daha da hareketlenecek ligimiz. Öyle düşünüyorum en çok azından. Çok kısa beklemeyelim. Tabii. Bir Hollanda Ligi'ne benzer bir hal almaya başladı ligimiz. Yani Hollanda Ligi'nde biliyorsunuz işte şu anda değil, belki biraz toparlandı orada durumlar, dengeler, ama işte bir 10 sene evvel işte Ajax PSV'nin burada her takımı içeri dışarıda 3-0, 4-0, 5-0 yenip diğer takımların sıra takımı gibi gözüktüğü bir lig vardı Hollanda'da. Portekiz'de dönem dönem böyle ligler oldu ama şu anda bizim ligimiz de buna doğru evriliyor bence yavaş yavaş. Mehmet? 34 hafta yıllarca oynandı Türkiye Ligi 18 takımla. Galatasaray'ın bir şampiyonluğunda 69 puan, yani 70 değildi. Yine aynı şekilde Başakşehir şampiyonluğu. Yani 2 puan ortalama sizi 2.1-2.2 şampiyon olmaya yeterli oluyordu. Şimdi ama tam tersi, son 2 sezonda Okan Hoca'lı Galatasaray zaten geçen sezon neredeyse 2.70'lere Fenerbahçe derbisini kaybetmişti Galatasaray. 102 puan. Fenerbahçe 99 puan. Geçen sezonki kadar 2.5'in üstüne çıkmasını beklemiyorum puan ortalamasını. Puan kayıpları olacak işte. Göztepe Fenerbahçe maçı. Yine şimdi milyara dönüşü hatırlatalım. Trabzon Beşiktaş sonraki haftada. Fenerbahçe Galatasaray büyük maçlar da başlıyor. Ama tabii şu üzüntü verici. Dört büyükleri bir tek kağıt üzerinde zorlayabilecek takım, o da Başakşehir diyebiliriz. Taraftar gücü yok sonuçta. Böyle bir gerçek var. Yine iki takımlı olmayacak. Ben üç takımlı. Şenol Hoca'ya rağmen çok Trabzonspor işin içine katamıyorum. Trabzonspor ama Şenol Hoca devam ettiği sürece önümüzdeki sezon bence çok net şampiyonluk adayı olur. Muhakkak Şenol Hoca'nın, Abdullah Hoca'da da biraz o kısırlaşan hücumuna bir dokunuşu olacaktır. Ama hani kadro kalitesi olarak Galatasaray'la Fenerbahçe'ye yaklaştı Beşiktaş. Bunu söyleyebiliriz. Yani geçen sezon herhangi bir Fenerbahçeli'ye, herhangi bir Galatasaraylı'ya Beşiktaş'ın kadrosundan kimi almak istersiniz diye sorsak, geleceğe yönelik bir tek Semih denirdi. O Semih de çok ilk 11 için ismi zikredilmezdi ama şimdi siz kafadan Rafa Silva'yı Immobile ile seviyeyi ayrı bir noktaya çektiniz. Üstüne öyle iki oyuncuya Paulista ile iyi bir omurga ekleyince de işte Jesson'un, Rashica'nın, Svensson'un verimleri arttı bakarsak. Hiç konuşmuyoruz. João Mario çok önemli bir transfer. João Mario iyi bir transfer. Enduro da fena iş yapmadı oyuna sonradan girdi maçta. Alternatif bol bir Beşiktaş da böyle bir kadro kurdu. Ki Beşiktaş 3 sezon, sonbaharda sezonu avlanmış Beşiktaş vardı. Bu sefer Mayıs ayına kadar çok net şekilde yarışın içinde olacak. Bir de şu 3 takımı, yani Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş şöyle değerlendirelim. 3'ü de Avrupa Ligi'nde olacak. O da önemli yani, yıpranma payı olarak düşünürsek de hani maç günleri zaten arada bir çarşamba maçları olacak. Genelde perşembe oynayacaklar. Geçen sezondan daha çekişmeli bir lig izleyeceğiz Beşiktaş'ın katılmayacağı da, onu söyleyebilirim. Şimdi Galatasaray'la devam edelim. Çünkü Galatasaray'da da yine sıcak gelişmeler var. Ekip arkadaşımız Emre Kaplan ilk kez paylaştı Anspor ekranında. Sol kanat transferi için girişimlerini sürdürüyor Galatasaray ve Roma'nın Polonyalı oyuncusu Nikola Zalewski ile ilgileniyor diye son dakika gelişmesini sizinle paylaşmıştık. Hemen bununla ilgili detaylara da bakalım. Roma'nın 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu Nikola Zalewski'yi gündemine aldı Galatasaray. Polonyalı
oyuncunun transferi konusunda kısa süre içinde önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor. Zalewski'nin Roma ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyordu ve bu sezon Serie A'da 3 maça çıkan genç futbolcu 2021-22 sezonunda Mourinho'nun çalıştırdığı Roma ile Konferans Ligi şampiyonluğu yaşamıştı Mehmet. Bu hamleyle ilgili hemen sıcağı sıcağına senin de istihbaratlarını alalım. Aradığı futbolcu mudur? 22 yaşında olması bir avantaj olarak görülüyor. Galatasaray taraftarından aldığım izlenim o yönde benim. Sen nasıl değerlendirirsin? Şimdi iş Osimhen'i getirmek değildi. Galatasaray Osimhen'le Türk futbol tarihinin belki de en fiyakalı, en sükseli transferi diyebiliriz. Anelka, Fenerbahçe, Snyder, Galatasaray'da benim hep aklıma gelen transferler. Yoksa Bulik, Drogba'sı, Etos, Roberto Carlos çok büyük oyuncuları. Belli bir yaşın ardından görmüştü ama Osimhen transferini anlamlı kılmak için sizin çok yönlü oyunculara ihtiyacınız var ki Okan Hoca zaten Osimhen'i transfer etmeye giderken Icardi ve Osimhen'i birlikte oynatacağım demişti. Çift forvetli bir sistemin işlemesi için muhakkak çok yönlü oyunculara ihtiyacınız var. Şu an ama 3-5-2, ama 3-4-3, ama 3-4-1-2 bu kadroları kurduğunuz zaman Galatasaray'da Barış Alper dışında bir de Jakobs diyelim. Jakobs çünkü kariyeri boyunca o sol koridoru tek başına oynadı. Onu söyleyeyim, bir oyun ezberi var oyuncunun. Yelert evet Kopenhag'dan geliyor ama bir sistem takımıydı. Şimdi dördüncü isim sayamıyorsunuz bakarsanız. Şimdi burada Zalewski çok önemli. Yani orada siz nedir? Abdülkerim sezonu çok iyi başlamadı. Belki de Abdülkerim'i oynatmama lüksüne sahip olacaksınız Jakobs'u üçlüde sol stopere çekip sesi düşünüyorum. Zalewski'ye sol kenar beki emanet edeceksiniz. Artı oyuncu çok yönlü bir oyuncu. Dörtlüde de oynayabilir ve 22 sağda yaşında. Sağda oynayabiliyor bu arada. Artı tabii ters tarafta da orta sahada oynayabiliyor. Yani çok yönlü olması önemli. Bir isim daha ekleyelim. Ebimbe sanırım isminin. Evet Ebimbe. Ebimbe doğru telaffuzu. Fransız oyuncu. Muhtemelen bir Kamerun asıllı olabilir. Yani genelde o tarz Fransız oyuncuların kökeninde işte Gomis hatırlıyorum. Gomis Senegal asıllıydı. O oyuncu da Frankfurt'un orta saha oyuncusu. Ön libero. Sağ kenarda da oynayabiliyor Kamerunlu. Yani Galatasaray şunu özetleyeyim aslında Ceyda. Yani biraz başta söylemem gereken bir detaydı. Galatasaray'da dün transfer zirvesi gerçekleşti. Okan Hoca, İbrahim Atiboğlu, Ayhan Akman, Cenk Ergün. Burada transfere karar kılındı muhakkak. İki oyuncu takviyesine. Onu şöyle detaylandırabiliriz. Şu anki kadroda 12 yabancı artı Yusuf Demir var. Artı Yusuf Demir diyorum. İsmi Avrupa Ligi listesine bildirildi ama bildiğim kadarıyla Galatasaray şöyle yapabilir. İsmi Avrupa Ligi listesinde kalıp lig listesinde iki tane yabancı artık. Hani Süper Lig için. Osimhen'le bir kadro oluşturacaksanız uzun vadede Icardi ile birlikte oynatacağız diyorsanız muhakkak sizin çok yönlü oyunculara ihtiyacınız var. Zalewski bu anlamda nokta atışı. Tebrik ediyorum Emre Kaplan'ın da. Galatasaray tarafında ben çok doğru bir isim. Sözleşmesinin bitmesine bir yıl kaldı. Bonservis açısından Galatasaray o yüke girebilir. Gabriel Sara'nın, Yelert'in ki maliyetleri gibi de çok yüksek rakamlar çıkacağını düşünmüyorum. Ve tekrarlayalım yani hem üçlü hem dörtlü birçok sistemde artı birçok bölgede sol bek dışında da atıyorum sağ açıkta, orta sahanda kullanabilirsiniz. Yine yani Zalewski transferi daha yakın bir isim bonservisiyle. Kiralanması gündemde olan Ebimbe'de iyi bir oyuncu. O da 2000 doğumlu. 23 yaşında şu an. Yaş olarak da 25 yaş altı olması bence çok değerli. Gabriel Sara'yla Yelert de bu profilde. Galatasaray kadrosunu tamamlar bu oyuncularla. Üstüne bir de Osimhen'i alıyorsunuz. Şu ana kadarki işte Süper Kupa, Young Boys bir negatif hava var. O hava zaten Osimhen transferiyle dağılmaya başlamıştı. Zalewski ve Ebimbe'yle de o parça tamamlanırsa Galatasaray tekrar rüzgar arkasını alır diye düşünüyorum. Onur Özkan, sizin sıcağı sıcağına yorumlarınız ne olur bu hamlesiyle ilgili Galatasaray'ın? Şimdi bir sol bek, sol kanat özür diliyorum hamlesi bekleniyordu Galatasaray'da ve o isim de Zalewski oldu. Çok özür diliyorum Onur. Oyuncuyu bilen Roma, iyi bir Roma taraftarı olan abime sorduğum zaman Ferdi Kadıoğlu'na stilini çok benzetiyor. Hayır, ben de onu söyleyecektim. Topla doğru. İlişkisi, dikine gitmesi, iki ayağını kullanması. Mourinho'nun da sevdiği bir oyuncuymuş. Evet, Mourinho'nun gözdelerinden biriydi. Evet, altyapıdan çıkarıp oynattığı bir oyuncuydu. Yani Galatasaray'ın çok iyi oyuncuları var. Ama Galatasaray'a çok iyi bir kadro diyebilmemiz için işte eksiklerin tamamlanması gerekiyordu. Az önce Mehmet'in saydığı oyuncular bu eksikleri kapatabilir. Galatasaray bu iki transferi bitirirse
Galatasaray için de çok iyi bir kadro ifadesini kullanabiliriz. Çünkü zaten dediğim gibi işin yetenek kısmında, işin kalite kısmında Galatasaray Fenerbahçe'nin de önünde bir kadroya sahip. Daha doğrusu oyuncu grubuna sahip. Ama dediğim gibi tamamen bir iyi takım, iyi kadro ifadesini kullanabilmeniz için sizin her bölgede alternatiflerinizin olması gerekiyor. Fenerbahçe'nin olduğu gibi. Galatasaray'ın problemi buydu. İki transfer Galatasaray'ı çok iyi bir kadro kıvamına getirir. Zalewski'den başlayalım. Bir kere Osimhen transferi sonrası evet hep düşünüyorduk Galatasaray bir formasyon değişikliğine gidecek ama bir yandan da acaba mı diyorduk, olur mu? Zalewski hamlesi artık bunun resmi olarak kanıtıdır. Galatasaray üçlüye geçiyor. Çok net, çünkü oyuncu net bir kanat bektir. Sen de söyledin, Mourinho'nun altyapıdan çıkarıp oynattığı, çok fazla süre verdiği, belki de Roma'da en fazla dokunduğu üç isimden bir tanesidir Nikola Zalewski. Ferdi benzetmesi çok doğru. Harika bir benzetme. İki kanada da oynayabilir. Çok enerjiktir, çok dribling konusunda üstün meziyetleri vardır. Evet, çok güçlü bir oyuncu mu değil. Fiziksel temas konusunda biraz kendini geliştirmesi gerekiyor. Savunma kısmında kötü değildir bu arada, onu belirtelim. Ofansif olarak tabii ki çok daha öne çıkan bir oyuncu. Ama kullanışlı bir oyuncu. Ve Galatasaray'ın eksik olan bölgesinde çok iyi bir tamamlama. Bir fırsat transferi, niye fırsat onu da söyleyelim. Şimdi oyuncunun şöyle bir problemi var Roma'da. Son günlerde İtalyan basında yansıdı. İddialara göre Zalewski, De Rossi'nin sistemini oynatacağı 11'i medyaya sızdırıyormuş. İtalyan basında böyle iddialar ortaya çıktı. Hatta Zalewski'nin avukatı, menajeri de bu konudaki iddialarla alakalı dava açacağını söyledi. Aslında oyuncunun biraz kopuş süreci Roma'dan biraz bununla alakalı. İşte Salamakers'in transferi, orada biraz onun önüne geçtiği sistem içinde Zalewski'nin. Tamamen bir fırsat işi Galatasaray adına ve düşük maliyetle gelebilecek bir oyuncuymuş gibi duruyor şu anda. Yine Ebimbe Galatasaray adına kullanışlı bir oyuncu. Hem sağ çizgiyi oynayabilir, beşlinin sağını oynayabilir, merkezi oynayabilir. Şu kıymetli bence Galatasaray adına. Hep şunu konuşuyorduk, Galatasaray'ın ne problemi var? İşte dediğim gibi enerji Galatasaray adına, atletizm, hız, çabukluk, yani Avrupa futbolunun çok temel gerçeklerinin Galatasaray kadrosunda eksilmeye başladığını hep ifade ediyorduk. Hem Zalewski hem Ebimbe gençliğiyle, atletizmiyle, dinamizmiyle Galatasaray'ın bu açığının fazlasıyla kapatır. Ve bu iki oyuncu geldiği zaman bambaşka bir Galatasaray'da izleyebiliriz milli aradan sonra. Tabii ki bir sistem değişikliği, çok majör bir değişim Galatasaray'da mutlaka bunun sancıları olacak ama günün sonunda eğer bu iki oyuncu gelirse Galatasaray adına birçok yanlış transfer operasyonunun sonunda çok doğru iki oyuncuyla çok doğru bir kadroya doğru Galatasaray yöneldiğini göreceğiz diye düşünüyorum. Ben bir çırpıda kadro sayacağım. Bu arada bir bilgi daha paylaşayım. Milli takımla birlikte İskoçya karşısında oynanan maçta bir gol bir asistle tamamlamış. Çok iyi oyuncu Ceyda. Buradaki fırsat da sözleşmesini uzatmaması, bir yıl sözleşmesinin kalması ve Galatasaray'da bir anda rüzgar şöyle değişir. Şimdi bugün bir hazırlık maçı. Esenler yok. Elbette ölçü olmaz ama sonuçta milli takıma giden oyuncular da vardı. İşte üçlü formasyon deneyemedi hoca. Yunus sağ bekte, Eyüp Aydın stoperde. Şimdi tam tersi, şu geniş kadroyu gördüğümüz zaman üçlü mü oynadınız? Jakobs, Abdülkerim, Kaan Ayhan, Nelson, Sanchez, Metehan, 6 tane o üçlüde oynatabileceğiniz oyuncu saydım. İdealdir. Solda Zalewski'yi ilk yazarsınız, bir sıkıntı mı oldu? Jakobs koyarsınız. Zalewski çok net, Zalewski'yle bir sıkıntı mı oldu? Jakobs'u koyarsınız, dönüşümlü. Sağ tarafta Yelert'le Barış Alper var aynı şekilde. Artı bir de oraya Ebimbe takviyesi düşünülüyor. Aynen. Üçlü orta sahaysa Torreira, Ebimbe, Gabriel Sara bence çok net olması gereken bir üçlü. Kesinlikle. Kerem Demirbay, Berkan Kaan'la onları da yedeklersiniz. Ön taraf zaten Osimhen, Icardi demiştik. Batu Şahin, Mertens'e de o tarafa bir rotasyon sağlarsınız. İşte bu kadro size Avrupa Ligi'nde de ilk 8 hedefi için şu an tabii Ebimbe ve Zalewski ilk grup aşamasındaki o 8 maça yetişmeyecek ama özellikle Süper Lig ana hedef, lig şampiyonu oluyorsa kadronuzu değiştirmiş, dönüştürmüş oluyorsunuz. Yaş ortalamaları da çok önemli. Gabriel Sara, Yelert zaten 25 yaş altı oyunculardı. Gabriel Sara 25 yaşındaydı. Benim bildiğim kadarıyla Zalewski 22 yaşında.
2000 doğumlu, 23 yaşında henüz Ebimbe. Jakobs'un da özelliği şu Ceyda, 1.85 boyunda olması. Uzun boylu bir kenar oyuncusu olması. Galatasaray'ın çünkü elindeki işte Yelert, daha önce ayrılan işte Dubois, Kön, bu anlamda 1.78, daha 1.80'den kısa oyunculardı. Osimhen'den sonra puzzle tamamladı derim Galatasaray. Bu iki transferi gerçekleştirirse, ama istihbarat olarak şöyle tamamlayalım. Zaleski'nin transferi çok yakın. Anladığım kadarıyla George Gardi muhtemelen devreye girmiş olabilir ki Galatasaray'da ki alacaklarının büyük kısmının ödendiğini de öğrenmiştim ki zaten Osimhen transferinde aktif roldeydi. Taraftarı üçlü de çektirdi hatta. Zalewski için muhakkak devreye girmiştir. Çünkü kendisi Zanyolu'yu Galatasaray'a getiren isimdi. Roma'dan Ebimbe için biraz kiralama formülü çok net konuşamıyorum. O yaştaki Fransız oyuncular öyle hemen bir anda Türkiye'yi ikna edemiyorsunuz. Şu kıymetli bence Ceyda. Bir ek yapayım hemen izleyenimizden. Can Kavut demiş ki Hırvatistan-Polonya maçında da oyuncu Zalewski'yi izledim. Kerem gibi ön tarafta cesur ve ileri çıkmayı seven bir oyuncu, iyi transfer gibi görünüyor. Bizim milli demiş. Takımımızın maçı vardı Polonya. Sanki o maçta da gol atmış, şöyle bir bakmak gerek. 2-1 kaybetmiştik. Ama çok iyi oynamıştık ama. 2-1 kaybettiğimiz Avrupa Şampiyonası öncesi. Hazırlık maçın diyorsun değil mi? Hazırlık bir maçı. Bir bakmak lazım, evet. Ya şu önemli Galatasaray adına. Doğru teşhis. Attı, doğru. 60 evet. mı? 60 evet. 60. Doğru teşhis Galatasaray adına. Yani problemlerin, özellikle Avrupa'da yaşanan problemlerin doğru analiz edildiğini gösteriyor bu iki transfer hamlesi bize. Tabii ki kolay değil. Şimdi Galatasaray adına evet Osimhen yani muazzam bir transfer. Tam bir piyango, yani asla buraya gelebilecek bir oyuncu değil. Onu getiriyorsunuz siz. Ve tabii ki böyle bir oyuncu geldiği zaman da mecburen bir formasyon değişikliğine gitmek zorunda kalıyorsunuz. 2 yıllık alışkanlıklar var Galatasaray adına. Oynama alışkanlığı var, futbolcuların prensiplerine dair alışkanlıkları var. Bunları kökten değiştiriyorsunuz ama bazen bunların da olması gerekiyor. Yani Galatasaray'da işlemeyen birçok unsur vardı Okan Hoca'nın sistemine dair. Yani 4-2-3-1 artık durma noktasına gelmişti Galatasaray adına. Mutlaka bir dokunuş gerekiyordu. Osimhen transferi aslında orada fitili ateşledi ve Galatasaray mecburen bir formasyon değişikliğine gidiyor şu anda. Evet, ligimizde belki şöyle bence yanlış bir algı da var. Üçlü bizde olmuyor. Bizim ligimizde üçlü oynayan takımlar başarılı değil. Hayır, üçlüyü doğru oyuncularla doğru bir şekilde oynarsanız çok önemli bir sistemdir. Dünya futbolunda çok önemli bir yeri vardır. Ama zor bir oyundur, onu söyleyelim. Hani Galatasaray adına kadro istediği kadar iyi olsun, bunun bir geçiş süreci, bir adaptasyon süreci, bir sancıları olacaktı diye düşünüyorum mutlaka. Ama Eren Özer de demiş ki bizim aşırı. Kadroyu da basına sızdırırsan ne olacak diye bir yorumda. Hayır, şöyle esprili bir abi. Benim bildiğim, onu da söyleyeyim, Roma ile bir yıl sözleşmesini uzatmaması. Biraz Roma'nın şu an gönderme sebebi. İşin hani bu arada geniş kadroda kısmında. Ekranlara yansıyor. Üçlü burada olacak bu sistem artık tabii ki. Yani dörtlü yani dizmişiz. Üçlü bizim... ben üçlüyü şöyle söyleyeyim. Bir tüylerini diken etmiyor değil üçlü. Onur'a şöyle söyleyeyim. Üçlü için bence bir sonraki milli arayı bekleyelim. Bir sonraki milli arada Ekim ayında. Şöyle Icardi çünkü milli araya kadar dönmeyecek bence. Yani Fenerbahçe, Gaziantep, Rize maçlarını. Şundan dolayı sesi düşündüğümde Galatasaray'ın önünde iki maç var. Kadıköy'deki derbiye kadar. Cumartesi Rize ile Salı Gaziantep'le, tahminimi söyleyeyim. Eski formasyon devam eder. Batshuayi 11 çıkar. Osimhen ikinci yarı girer. Gaziantep maçı Osimhen 11, Batshuayi yedek olur. O düzen bence Fenerbahçe maçına da milyar ama muhakkak uzun bence vadede. Bence Fenerbahçe maçına bu arada 4-1 ama bu doğru değil. Yani neden doğru değil onu söyleyeyim. Çıkar bir yandan olsun. Evet, mantıklı gelebilir. Geçiş süreci yani derbi, kötü bir skor çıkmaması adına bu yapılabilir ama şimdi UEFA içinde böyle bir kadro, evet. Geniş kadro. Şimdi Ceyda var. Sorun üçlüye geçmek değil zaten. Üçlüye geçersiniz. Hadi ince geçersiniz. Hiç problem değil. Tahtaya yazmaya bakar bu üç takımı üçlü bir şekilde. Ancak önemli olan üçlüyü ne kadar iyi oynayabildiğiniz. Üçlü bir alışkanlık işidir. Yani şimdi siz şimdi geçersiniz üçlüye, bunun mükemmel şekilde oynamanız iki ayı bulur zaten. Ya bunun sancıları olacak, elbet olacak. Yani Ekim ayında geçtiniz, evet belki Fenerbahçe maçını atlatacaksınız ama Fenerbahçe maçında dörtlü oynayarak kazanacağınızın bir garantisi mi var? Bir çok düzeltme geldi, teşekkür ediyorum arkadaşım Emre'ye. Gaziantep maçında Osimhen oynayamaz. Evet. Çünkü Osimhen erteleme. O yüzden de şundan dolayı seninle ayrışıyoruz Onur. Osimhen-Batshuayi ikilisini bir
Rize maçına deneyerek Kadıköy'e başlamaz bence hoca. Yani mesela Batshuayi daha şey maçında oynatacak, Gaziantep maçında süre olarak zaten başka elinde forvet yok. Osimhen'le Kadıköy'deki derbiye bence tek başlar. Osimhen'de bir problem olması halinde bu sefer kulübeden Batshuayi atma durumumuz olacak. Yani iş şeye benzeyebilir. Yani Young Boys maçında Icardi Batshuayi başladı. Kulübeden hamle yapamadı. Kadıköy'deki maça hem Batshuayi Osimhen ikisiyle birlikte çıkıp skor ters olursa kulübeden çevirecek hamlesi olmaz bence. Yani Mertens'i de o bölgede kullanabilirsiniz. Hani... Mertens'i kullanabilirsen, Mertens'in şunu da söyleyelim, bu küçümsemediği çok değerli bir kariyer ama Galatasaray kariyerinde henüz büyük maçlarda golü yok Mertens'in. Yani Beşiktaş, özellikle Fenerbahçe maçlarında etkisizdi. Kolay değil o fizik yapısıyla o tarz, o maçlar biraz fiziğin ön plana çıktığı maçlı. İşte o yüzden Berkan Kutlu Kadıköy'deki maçlarda 11 tercih edilmişti Galatasaray'da. Ben biraz daha bekleyeceğimizi düşünüyorum. Avrupa Ligi maçları üçlü için biraz Avrupa formasyonları. Ya ben üçlü de biraz beraberlik oyunları oluyor çünkü. Biraz beklememiz gerek bence. Üçlü, ben Icardi dönene kadar tek forvete devam edeceğini düşünüyorum Galatasaray'ın. Üçlüyü eğer siz kanatlarda iki tane bekle oynarsanız evet beraberlik oyunu çıkar. Ama bir kanatta Barış Alper, bir kanatta Zalewski profilleriyle oynarsanız o zaman tabii ki bambaşka bir şey. Ben üçlü konusunda hiç negatif değilim. Şöyle, bizim ligimizde zaten takımlar geldiği zaman, işte en son Beşiktaş-Sivas maçında gördük. 1-0 Beşiktaş öndeydi. 89'da Sivaslı 3 oyuncu yürüyerek çıktı sahadan yani. Ne kadar sizi zorlayabilir Anadolu takımları? Böyle bir gerçek de var. Üçlü oynarsanız zaten Davinson Sanchez'in müthiş bir top tekniği var. Üstüne Abdülkerim'in ayağı temiz. Yine Jakobs'a sonuçta topla ilişkisi olan bir oyuncu Kaan'da. Yani siz orada tamamen rakibi yarı sahasında boğabilirsiniz. Bir de şu önemli, böyle bir gerçek de var. Milli takımlarda mesela Zalewski üçlü de oynadı. Jakobs oynadı, sordum. Jakobs oynadı, Nelson üçlü de oynadı. Yelert yine kesin adına oynamıştır. Evet, Yelert yine üçlü de oynadı. Bir de şu örneği de verelim. Ceyda Montoya bizim milli takımımız oynattı üçlü. Ya böyle 4-5 ay çalışıp tamam, elbette belli oyun ezberleri olacak. Fenerbahçe üçlü oynadı, olmadı. Nedeni Gustavo Henrique, Serdar Aziz'de bir yere kadar oynayabilirsin o üçlüyü. Topla ilişkileri belli. Kim Min-jae ayrılmış o takımdan. Kim Min-jae, üç stoperle oynayamazsınız üçlüyü. Kim Min-jae kalsa belki işletirdi o sistemi. Vitor Pereira, çünkü hatırlayalım yani Ferdi ile Osayi'yi üçlü oynayarak kazanmıştı. Galatasaray'ın bu kadrosu üçlü oynar, dörtlü de oynar. Onu da söyleyelim. Bu Galatasaray'ın kadrosundaki handikap 4-2-3-1'de. Barış Alper dışında böyle gönül rahatlaşım. Geçen seneki takım iyi kötü Kerem Aktürkoğlu'nu yazıyordunuz. Ziyech sağ kenarda var diyordunuz. Şu an 4-2-3-1 sistemini düşünüyorum sesli olarak. Yani Galatasaray'ın 2 senedir kullandığı sistemi. Barış Alper, Ziyech ve Yunus Akgün var. 3 tane isim çok, yani aynı rotasyon ona azaldı. Ona dönüş biraz zor sanki. Bir de şu bence Galatasaray'da sıkıntı olabilir. Kerem ve Zaha gitti. Performansları ne kadar tartışılsa tartışılsın, bunlar net skor üreten oyunculardı. Yani geçtiğimiz sezon, yani tam net bilmiyorum ama 30 civarı skor katkısı verdi bu iki oyuncu gol ve asist olarak. Şimdi Galatasaray'ın kadrosunda yaptığı transferlere de bakacak olursak, mesela Zalewski skorer bir oyuncu değil. Ya da Mbimbe gelirse işte skorer bir oyuncu değil. Sanki tüm yük burada işte Icardi, Osimhen, Batshuayi üzerine yığılacakmış gibi duruyor. Mertens'in de fiziksel durumunu dikkate alırsak burada Galatasaray'ın mutlaka takım içinde, mesela burada Sara'nın rolü çok önemli. Sara'nın mutlaka geçtiğimiz sezonki skorer kimliğine burada kavuşması gerekiyor. Yani ekstra birkaç oyuncudan Galatasaray'ın skor bulması lazım. Yoksa bu kadro içinde skor üretebilecek oyuncu sayısı bir hayli azmış gibi duruyor şu anda. Sara da ilk golünü attı hazırlık maçında. Evet. İzleyen arkadaşlarımdan Sercan'a kızıyorum. Kaçırmış bugünkü maçta Galatasaray'ın formasyonunu soruyor. 4-2-3-1 mi? 4-3 mi bilmiyorum. Dörtlü savunmayla çıktı Galatasaray. Sağ bek Yunus Akgün, stoper Eyüp Aydın. O yüzden de sağlıklı yorum yapmaya gerek yok. Çünkü hani uzun vadeli kadrodaki milli takım eksikliklerinden dolayı Galatasaray bir 11 çıkarttı. Biraz daha düşünce milli arada oyuncuların tempo tutmasıydı. Bazı oyuncuların fiziksel eksikliği vardı. O yüzden hani çok lig için ölçü alabileceğimiz bir durum değil. Şu an üçlü gibi bir çalışma durumu olmadı Galatasaray'ın. Zaten Abdülkerim de milli takımdaydı. Yine milli takımda olan Jakobs da milli takımda şu an bildiğim kadarıyla. Bugünkü maçta da Galatasaray dörtlü savunma oynamış, onu söyleyeyim. Yunus Akgün'ün sağ bek, Eyüp Aydın'ın stoper olduğu bir oyun düzeninde önümüzdeki haftalar lig için referans olmaz. Şimdi bir yandan sorulara bakıyorum. Çok fazla soru ve görüş var. Hakkı Yeşildağ, üçlü oyunu birbirleri dışında Anadolu takımlarına rahat oynar takımlar. Ne var ki bu üç takım birbiriyle oynarken üç takımda forvetleri çok
kuvvetli. Dolayısıyla 3-5-2 oynamalarını beklemiyorum demiş Hakkı Yeşil'da. Bir izleyenimiz de Muzaffer Bey de üçlü diziliş şeklinde kadroyu görünce sanki iki kırmızı görmüşüz ve 9 kişi oynuyormuşuz gibi geliyor bana. Çok sıkıntılı geliyor diye bir yorum da yapmış izleyenimiz. Üçlü savunmayı biraz soğuk bakıyor bizim taraftarlarımız Türkiye'de. Yani geçmişte kötü örnekleri var diye belki konuşulabilir ama dediğim gibi şimdi üçlü sistemin aslında şöyle söyleyeyim, hani nedir özelliği, neden kullanılır? Hücumda artı bir yaparsınız siz eğer doğru oyuncularla oynarsanız. Yani şimdi siz üçlü savunmayı 3 tane stoperle oynarsanız bu direkt bir süre sonra 5-3-2'ye dönüyor sisteminiz ve savunma takımına dönüşüyorsunuz. Ancak savunmada bir tane mesela kanat özellikli, bek özellikli oyuncu kullanırsanız, bir tane ayağı iyi, dripling özellikle stoper kullanırsanız çok daha başka bir yere evrilir oyununuz. Ben Galatasaray oyuncu grubunun son derece uygun olduğunu düşünüyorum üçlü savunmaya. O zaman bir haberimiz daha var, bir iddia daha var. Onu da hemen haberini ekrana getirelim. Galatasaray ile ilgili İngiltere'den bir transfer iddiası geldi. Adabasını Sarı Kırmızılı ekibin Arsenal'dan Jorginho'yu gözüne kestirdiğini yazmış. Bir detaylara bakalım. Galatasaray için Jorginho iddiası. Tabii ben bu iddiayı hemen Mehmet Özcan'a soracağım. Bu yönde hiçbir istihbaratı var mı? Hayır, İngiltere'den duyduğum oyuncu Bournemouth muydu? Philip Billing, evet, hatta Trabzonspor'a da Trabzonspor'un da gündemine geldi. İngiltere'den duyduğum orta saha oyuncusu Danimarkalı, iyi bir oyuncu. Jorginho'yu duymadım. Yaş olarak da hani Galatasaray şu aşamada biraz daha bence 30 yaş altı, hatta 25-26 yaş aralığında. Bir de hani merkez ağırlıklı oyuncudansa işte sağ ve sol kenar oynayabilen oyuncu iki taraf içinde. Zaten bugün isimleri düşen gayet de konuştuk işte Zalewski, Ebimbe Frankfurt'tan. Tabii Ebimbe için biraz daha mesafeli konuşuyorum. Nedeni oyuncu Fransız, Frankfurt'ta. Sonuçta bulunduğu takım iyi bir takım. Türkiye'ye soğuk bakabilir. Hani Zalewski'nin hem sözleşmesini uzatması, Roma'da bir yıl kalması. Artı Galatasaray'ın sol tarafa bence daha önceliği var. Orada Jakobs'a bir alternatif bulmak durumunda. Abdülkerim'in de sezonu iyi başlamadığını düşünürsek sol tarafını güçlendirmeli bence Galatasaray kenar rotasyonunda. Tekrarlayayım, Jorginho için şu aşamada benim bir bilgim yok. Onur Özkan, bu iddialara dair yorumunuz ne olur size? The Sun'ın haberiydi. Ben de bu sabah görmüştüm zaten. Yani Galatasaray'ın şu anki transfer politikasına da baktığımız zaman evet oturmuyor Jorginho ismi. Bugünkü gelişmeler, çıkan oyunculara baktığımız zaman bir artı, yani Jorginho ismi herhalde bizim 3 senedir sürekli konuştuğumuz bir isim. Türkiye'ye gelecek, Türkiye'ye gelecek. Oyuncunun asla Türkiye'ye gelmek gibi düşüncesi yok. Tamamen Süper Lig'e soğuk bir isim. Daha önce Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın bazı temasları oldu Jorginho için geçtiğimiz sezon özellikle. Ama oyuncunun menajeri direkt şu ifadeyi kullandı. Hayır, Jorginho Türkiye'ye gelmeyi kesinlikle düşünmüyor dedi. O yüzden de hani çok oturmuyor bende bu iş. Olabileceğini zannetmiyorum. Sorularla yine devam edelim. Özellikle Galatasaraylı taraftarlar 3-5-2 konusunda biraz kafalarında soru işaretleri var. Selman Luma Eyüp Aydın'la ilgili bir eleştiride bulunmuş. Ne yetenekleri ne vücut yapısı stopere elverişli değil demiş. Ama uzun vadeli olmayacak zaten stopere. Eyüp Aydın 6-8 fena duran top kullanmadı geçen sene. Kupa maçında yine bir Konya Spor Lig maçına asist yapmıştı. 2004 doğumlu bir oyuncudan bahsediyoruz. İsmi Avrupa Ligi listesine eklenmedi. Bence ne olursa olsun bu sezon Galatasaray'a 19 yaşına geldiğini düşünürsek şu anda 20 yaşında kiralık düzenli oynayabileceği bir takıma gitmesi geleceği açısından da hayırlı olur. Burak demiş ki iki oyuncunun geleceği söyleniyor. Yabancı sınırından dolayı kimle yollar? Yusuf Demir. Yusuf Demir, evet. Ne yazık ki. Bilmiyorum Yusuf Demir, şu da olabilir Onur, hani sormak gerek. Emrah Kayalıoğlu abime sormak istiyorum, o statüleri çok hakim. Avrupa Ligi listesine yazdın sonuçta. Belki hani Avrupa'da oynatıp, Kent öyle olmuştu, öyle hatırlıyorum. Evet, yani, Kent'te onu ismi, yapıldı Fenerbahçe. İsmi Süper Lig'de listede yoktu Kent'in ama. Olabiliyor. Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin Olympiakos maçlarını Ryan Kent vardı, öyle hatırlıyorum. Ya bu oyuncu, tabii oyuncunun tercihiyle alakalı bir durum. Hani oyuncu bunu yap çünkü... Evet, Avrupa listesinde var ama orada oynayabilecek mi? Şöyle ama Avrupa Ligi'de zaten 8 maç var. Ligle kıyaslama yaparsan da şu an 3 maç geride kaldı. Ne oluyor? 15 maça 8 maç yani. Belli olmaz. Oyuncu Galatasaray göndermedikten sonra bence 8 maç olduğu için kalabilir. Yani yabancı sayısının artı 2 olması gündemde. Evet, federasyon şu an soğuk bakıyor ama
Hani bu da 12 olabilir. 12 artı 4 duydum ben. Evet, bu da olabilir. Yani çünkü kulüpler... Beşiktaş ve Galatasaray'ın isteği var benim bildiğim. Fenerbahçe çok soğuk değil diye duydum yani burada. Dolayısıyla böyle bir şey de olursa sürpriz olmaz. Onu da beklemek gerekiyor ama yani Yusuf bence bu sezon Galatasaray'da forma giymeyi hak etti. Şu ana kadarki performansıyla, azmiyle, hırsıyla ama işte bazen böyle engeller çıkabiliyor. Umarım Galatasaray kadrosu içinde bir şekilde yer bulur ama işte o iki transfer sonrası mevcut yabancı da devam ederse yabancı sayısı ayrılık olabilir gibi duruyor şu anda. Mehmet Ekimam iki sezon üst üste şampiyon olmuş bir takım neden sistem değiştirir? Jesus zamanı bizden ders almadılar mı demiş Fenerbahçeli bir izleyenimiz. Galatasaray'ın 3-5-2 sistemine dair bu yorumda bulunmuş. Kamil Bey de demiş ki Ebin Bey bu sezon hiç maça çıkmamış. Ligde kadroya bile alınmamış. Nedeni nedir? Bu yüzden gelme ihtimali olabilir mi diye. Almanya'da yazılan oyuncunun sezona fit gelmemesi yaz kampına. Ondan dolayı bir sıkıntılı durum var ama iyi bir oyuncu onu söyleyelim. 6 yaşlarda Fransa milli takımında oynaması zaten çok önemli bir referans. O milli takıma bir kere seçilebildi Sacha Boy. Paris Saint-Germain'de de galiba Icardi ile aynı dönem oynamış bir oyuncu. PSG'de yetişti. Önemli. Evet. Altyapısı gayet iyi. Bir kez daha Galatasaray'ın geniş kadrosunu ekrana isteyelim mi? Güven'den, yönetmenimizden, Güven Mengü'den rica edelim. Editörümüz Yusuf Başyeşil'den ekranlara geldi. Muslera, Günay, Batuhan, kaledeki alternatifleri. Yelert, Ali Turap, Sanchez, Nelson, Abdülkerim, Metehan ve Jakobs savunmadaki dörtlü. Şöyle söyleyeyim mi sana Ceyda? Çok kısa sözünü kestim, pardon. Yok, estağfurullah. Icardi'nin herhalde o parantez içinde yazılabileceği tek kadro herhalde bu kadrodur. Çünkü Osimhen var önünde yani. Şu anda alternatifmiş gibi duruyor. Bir de böyle yazdığımız için kızanlar var biliyor musunuz? Icardi'nin olduğu yerde hiçbir futbolcu birinci forvet olamaz diye. Yok, Osimhen varsa o olur yani. Ona kimse beş kızanlar var. Osimhen'le Icardi birlikte olacak. Zalewski transferi bu yüzden değerli Ceyda. Yani o parantezler kapanır. Hem Barış Alper'in hem de Jakobs'a bir parantez olur Zalewski. Peki 4-2-3-1 oynarsa Galatasaray ve Zalewski geldi. Barış sağa mı geçer? Bence Galatasaray'ın 4-2-3-1'i nasıl yorumladığınız önemli. Galatasaray'ın artık bence bir şekilde 4-3-3 mi diyelim yani üçlü orta sahayı denemesi gerek. Kesinlikle, yani evet. Bu sistem işlemiyor artık büyük maçlarda ya da zorluk seviyesi yüksek maçlarda. Mertens'in sezonu iyi başlamadı. Ortada Mertens biraz da geçen sezonun İlk yarısında oynamamasını avantaja çevirmiş sezonun ikinci yarısında. Daha lig odaklı bir Galatasaray vardı. İşte sağındaki Barış'a da, solundaki Kerem'e de, hatta Ziyech'e de daha sonrasında gayet değer katan bir oyuncuydu Mertens. Ama şu an enerjisi, ben Galatasaray'ın Mertens'siz bir 11 ideal olmalı. Gabriel Sara ile Torreira iki oyuncu. Orada orta sahaya işte Ebimbe gibi takviye olursa üçleyebilirsiniz ya da Kerem Demirbay, Kaan Ayhan, Berkan'dan birini kullanıp yine bir üçlü yapabilirsiniz. Burada tekrarlayayım ama 4-2-3-1 sistemi şu an Kerem'in, Zaha'nın ve Tete'nin ayrıldığını düşünürsek zaten sayısı olarak çok azaldığınız, çok sağlıklı yürümez diye düşünüyorum. Şu da olabilir mi Mehmet? Sesi düşünelim. Mesela şöyle bir dörtlü orta sahayla Galatasaray 4-4-2 oynayabilirmiş. Zalewski solda, sağda Barış Alper, ortada işte Torreira ve Ebimbe. Gibi oynar. İki tane dinamik. Önlerinde iki tane 9 numara o zaman olabilir bak. Yani Galatasaray Zalewski ve Ebimbe transferlerini bitirirse sistemsel anlamda da çok kullanışlı bir kadroya doğru gider. Yani üçlüyü ve dörtlüyü rahatlıkla oynayabilecek bir düzen olur 3, o zaman. 3-4-1-2 olur. Hep 3-5-2 diyoruz bazı maçlar. 3-4-1-2 çift forvetin arkasında da böyle Mertens'i kullanabilirsiniz. Gabriel Sara'yı kullanabilirsiniz. Birçok formasyon olur. Evet. Peki bazen böyle program sunarken çok üzüldüğüm şeyler oluyor. Onlardan biri de programların saat diliminde. Mesela şu an Fenerbahçeli bir taraftar ekranı yeni açtı ve biz işte yaklaşık bir 25 dakikadır Galatasaray konuşuyoruz. İlk saatimizi büyük ihtimalle izlememiş ve işte sürekli Galatasaray konuşuyorsunuz. İşte Fenerbahçe'yi ne zaman konuşacaksınız, siz konuşmazsınız. Efendim biz bir saat Fenerbahçe'yi konuştuk. Gelen transferini birlikte karşıladık. Programımız 3 saatlik bir program. Beşiktaş'ı da konuşacağız, Trabzonspor'da konuşacağız. Elbette sorularınız geldikçe Fenerbahçe ve Galatasaray'ı da
yine sizin sorularınızı yanıtlayacağız. Bu beni birazcık üzüyor, böyle bir açıklama yapmak istedim nacizane. Böyle mesajlar gelince üzülüyorum çünkü programın başını kaçırmışsınız Tolga Bey diyeyim. Ve Beşiktaş'la ilgili de çok fazla soru var. Beşiktaş taraftarı çok mutlu, çok huzurlu. Lige çok özgüvenli, iyi bir başlangıç yaptı Beşiktaş. Milli ara dönüşü nasıl bir Beşiktaş izleyeceğimiz konusunda da merakları var. Ben hemen bir soruyla size Onur Özkan sorayım. Beşiktaş'ta en büyük sıkıntı, çok iyi transferler yapıldı ama Fenerbahçe'deki gibi yedekleriyle arasında biraz fark var asıl oyuncuların diye bir yorum okumuştum. Özür diliyorum, ismini şu an bulamadım izleyenimizin. Ama Onur Özkan, nasıl değerlendirirsiniz? Evet, özellikle mesela 9 numara pozisyonunda, evet, Immobile'ye bir şey olursa, sakatlık, ceza, Allah korusun, onu tabii ki yedekleme konusunda Beşiktaş problem yaşayabilir. Ama mesela João Mário hamlesi, hani bu anlamda kritik bir hamle. 2-3 bölgeye birden kaliteli bir şekilde yedekleme şansınız var sizin. Hem Rafa Silva'yı hem kanatları, belki Jetson'u yedekleyebilirsiniz. Tabii şimdi kolay değil. Yani Fenerbahçe'nin zaten çok iyi bir kadrosu vardı. Bu kadronun üzerine takviyeler yapıldı. Beşiktaş'ın geçen sezon hem kalite anlamında hem oyuncu karakteri anlamında çok problemli bir kadrosu vardı. Bu kadro ancak bu kadar toparlanabilirdi. Yani bundan daha fazlası olamazdı. Hem ekonomik yapısıyla Beşiktaş'ın, hem sportif yapısıyla, problemli yabancılarıyla. Şimdi 19 yabancıdan geldik bu noktaya. Çok kritik bu Beşiktaş adına. 19 yabancıdan buraya geldik. Beşiktaş bir de takviye yaptı kadrosuna. Hani bence yönetim mükemmele yakın bir iş yaptı. Ne eksik? Bence bek pozisyonunda her iki beki de oynayan bir alternatif oyuncuya ihtiyacı var Beşiktaş'ın. Hem Svensson'u yedekleyebilecek, hem Masuaku'yu yedekleyebilecek. Yani onun dışında ben Beşiktaş'ın kadrosunun, evet, Fenerbahçe ve Galatasaray kadar olmasa da ciddi alternatifli bir kadro olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi bu kadar sorunlu bir yapıdan ancak bu ortaya çıkabilirdi. Yani bundan daha fazlası çok mümkün değildi. Yönetimi kutluyorum. Hem ekonomik anlamda hem sportif anlamda ben çok iyi bir iş çıkardılar bence. O zaman hemen bir ben kimim yapalım. Yine devam edeceğiz izleyenlerimizin, dinleyenlerimizin soruları doğrultusunda takımlarda yaşanan son gelişmeleri konuşmaya. Ama bir ben kimim yapalım. O sırada izleyenlerimiz de soluklansın. Tabii ki tahminlerini de şimdi son sayfa etiketiyle bize X üzerinden yazarlar. Altın ve gümüşüyle ünlü bir Afrika şehrinde dünyaya geldim. Fransa, Portekiz, İtalya ve Türkiye'de futbol oynadım. Kariyerimin en iyi dönemini Marcelo Lippi ile geçirdim. Süper Lig'de ilk golümü Beşiktaş'a karşı attım. Filip Kostić gibi benim de yolum Juventus'tan Türkiye'ye düşmüştü. Ben kimim? Çok eski soru. Bilmemiz gerek bunu. 2000 jenerasyon yani, sorusu. Yani Juventus'un eski bir Afrikalı oyuncusundan bahsediliyor buradan anladığım kadarıyla. Kostić değil. Ben de ne diyor? Apia değil. Altın ve Gümüşlü'nün Afrika. Benim en sevdiğim film. Kanlı Elmas, severim. Hani film biraz acı verici hikayesi var ama hani izlemişim de. Güney Afrika'da. Geçmiş film ama oyuncu muhtemelen. Şunu mu söyleyeyim? Fransa, Portekiz, İtalya, Türkiye. Fransa, Portekiz, İtalya, yani Türkiye. Yani bu değil mi 2000'li yıllarda? Apiat değil, Melo değil. Bir dakika, Juventus, Lippi o dönemde olacak ve gelecek, Türkiye'ye gelecek. Afrikalı bir ama oyuncu. Ama bir dakika, en iyi dönemi de Lippi'yle, yani Juventus'ta iyi oynayacak bu oyuncu. Juventus'ta yani, iyi oynayıp da Lippi'nin Juventus dışında Apia değil. Ama Apia Beşiktaş'ta atam değil. Assa da hemen asmadı. Juventus'un o döneminde kariyerimin en iyi dönemi diyor. Bir dakika, Juventus'ta. Inter var Lippi'nin, çok kısa, başarısızdı. Bir de İtalya milli takım var. Juventus'tan buraya. Juventus Lippi. Juventus'tan buraya. Juventus'tan kim en iyi dönemi? Kuzenim yazmış. Mirković. Mirković değildir ya. Afrikalı diyor. Erzurum attı. Afrikalı, doğru. Ha, o Mirković de Juventus'ta oynadı. Tabii oynadı. Afrikalı, doğru, pardon. Şöyle, Afrika doğumlu ama Afrikalı değil. Çok garip. Allah Allah, Afrika doğumlu ama Afrikalı değil. O nasıl bir şey ya? O dönemki Fenerbahçe'de Juventus'ta yolu düşmüş. Beşiktaş'a atacak. Büyük takım. Büyük takım olacak diye Türkiye, bir kural yok bu arada yani. Bir şey soracağım. Ceyda, şunu istiyorum. Ülkemizde büyük takım var, evet, değil mi? Ha, yoksa çok bulalım. Kim olabilir? Asamoah değil. Onyekuru, yok, Onyekuru Galatasaray'a gelmiş o. o kadroyu hani düşündüğümüz zaman yani Juventus'un kadrosunu olan... Ben bir Galatasaray formasıyla Beşiktaş'a gol atan, böyle ilk Florkin'in ilk golü Beşiktaş, Juventus göremedi Florkin'in.
Yok yok. Cagney değil, Moldovan değil. O kadroya baktığımız zaman şimdi şeyden geliyor. O sezonlarda kim ben derbileri düşün. Ülkesinin iki büyük takımında da forma giymiş. Efendim? Ülkesinin iki büyük takımında abi da forma. Abi ülkesi Afrika diyorsun ama. Portekiz'de oyuncu olabilir mi? Lisbon, Porto. Ben derbilere gittim. Derbiler. Evet. Portekiz'de kim var? Portekiz'de buldum. Kim? Dimash. Doğru cevap. Fener Beşiktaş gol atmıştı. Dimash Afrika'da mı doğmuş? Portekiz'de mi sen bilemezdin. İlk maçıdan bu arada gol attı Beşiktaş'a. Bir de böyle yani çok söylemeyeyim gol sevinci biraz aslında evet. Çok kameralarda göstermemesi gereken. Fenerbahçe'nin 3-1 kazandığı derbide ilk golünü. Yok 3-2 Şipomet attı. Ben sunduğumdan beri 3-2 evet. Kazandı. Ben sunduğumdan beri ilk defa X üzerinden de bilemez izleyenler kimse. Bilemedi. Sen Portekiz kopyasını vermesen bilemeyiz. İmkansız. Ben evet. Vermedim zaten. Sen Özkan, ama yani Portekiz demeseniz bilemem. Evet dedin yani. Artık orada bir evet dedim yani. 2001 yok pardon. Yok 98 99 3-2. Evet. Moshe Dimash Fener. Bahçe sonda Şifomen'e atmıştı. Offside diye elini kaldırmıştı üçlü. Evet evet maçı hatırlıyor bu şeyi de. Tam böyle derbi zamanları o hep olurdu o zamanlar. Aynen. Şimdi bakalım. Peki yine Beşiktaş'tan devam edelim. Beşiktaşlı izleyenlerimiz de sorularını hemen göndermişler. Beşiktaş'ta da özellikle az önce KJ'mizde de yer alıyordu. Milli ara sonrası Beşiktaş'ın fikstürü. Zorlayıcı bir fikstür bu konuyla ilgili yorumlarınız ne olur demiş. Bir grafiğimiz var mı onunla ilgili? Güven Beşiktaş'ın zorlu fikstürü. Siyah beyazlar 8 Avrupa maçı sonrası 7 deplasmana gidecek. Bir haftayı bay geçecek. Bu fikstürden ne kadar etkilenir Beşiktaş? Ekranlara da yansıyor. Beşiktaş'ın Avrupa dönüşü zorlu fikstürü. Ajax dönüşünde Kayserispor deplasmanı. İkisi de deplasman bu arada. Yan yana değil mi? Doğru sayıyorum. Hepsi deplasman Avrupa'da. Gaziantep deplasmanı, Lyon, Galatasaray deplasmanı, Malmö, Başakşehir deplasmanı, Maccabi Tel Aviv, Hatayspor deplasmanı, Bodo Glimt, Adana Demirspor deplasmanı, Atletik Bilbao, Antalyaspor deplasmanı, Twente maçından sonra bay geçiyor. Beşiktaş Avrupa dönüşü zorlu bir fikstür var mı sizce diye soracağım ama. Geçen sezon Galatasaray buna benzer bir senaryo yaşamıştı. Ben onu ifade etmeye çalıştım. Galatasaray ben de maçı yerine takip etmiştim. Mersin'de Hatay'a kaybetmişti. Sebebi Almanya'da Bayern'e karşı gayet yoruldu, efor harcadı. Ligede çok maç cumartesi maçıydı, pazar maçı değildi. Hatta bir milli araya da girilmişti. Çok da yeni lige üzülmemişti artık Galatasaraylı oyuncular yorgunluğa bağlı olarak. Bazen bu tarz fikstürün cilvesi diyebiliriz buna. Yani çok kasıtlı yapıldığını sonuç itibariyle Avrupa'dan önce ligde Beşiktaşlıların bir tepkisi var doğal olarak fikstüre ama şanssızlık olarak ben yorumluyorum bunu. Ya, tepki olmasından daha doğal bir şey yok. Evet gerçekten de hani rakiplerin bir de tam tersi olması. Yani bir maç galiba Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa dönüşü deplasmanları genellikle iç sahada oynayacaklar. Tabii ki bir dengesizlik var ama hani bu fikstürle alakalı yıllardır bir şehir efsanesi vardır biliyorsunuz. Her fikstür çekildiğinde mutlaka bir takımın belli başlı isyanı olur. İşte oyun yapıldı, bize haksızlık yapıldı şeklinde. Yani böyle bir şey olduğunu ben asla düşünmüyorum. Geçen sezon Galatasaray bu şanssızlığı yaşadı. Bu sezon Beşiktaş yaşıyor. Yani şanssızlıktan başka bir şey değil bu ama tabii ki rakiplerine göre Beşiktaş ciddi zorlanacak bu konuda. O zaman bir mola verelim. Molanın ardından yine Beşiktaş'tan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Beşiktaş'ın da bir geniş kadrosuna bakalım. Özellikle bu maçlar ışığında nasıl bir milli ara dönüşü Beşiktaş bulacağız? Hepsini konuşacağız. Bizden ayrılmayın. Son sayfaya devam ediyoruz efendim. Anspor ve Anspor Radyo ortak yayınında yayınımızla devam ediyoruz. Onur Özcan ve Mehmet Özcan'la birlikte değerlendirmelerimizi sürdüreceğiz. Beşiktaş'la bir araya gitmiştik. Beşiktaş'la yine başlayalım. Beşiktaş'ın Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor'la oynayacağı dev maçta yeni transfer Juan Mario'nun görev alması bekleniyor diyoruz. Hadi gelin detayları bir izleyelim, bir bakalım. Sonra Beşiktaş'ın geniş kadrosu üzerinden de değerlendirmelerimizi yapalım.
João Mario Beşiktaş formasıyla buluşuyor. Hem de dev bir maç öncesi. Son durumumuzda da kalacağımız bu şekilde. Haberimizde de detayları izledik. Yine taraftarı heyecanlandıran bir transfer hamlesiydi. Ve Rafa Silva ile uyumu João Mario'nun. İşte Immobile zaten golcü bir futbolcu ama ekstra hücum hattına katacakları Beşiktaş taraftarını heyecanlandırıyor. Şimdi ben mi başlayayım Ceyda? Buyurun. Evet hocam. Tamamdır. Şöyle çok sözü de girmek istemedim kesmek. Yani Muçi ile Rafa Silva'yı gördük birlikte bazı maçlarda. Hatta bazı maçlar Rafa Silva sol kenara kayıp Jetson 10 numara gördük ki Jetson Lugano deplasmanında 2 gol atmıştı. Şimdi bu denklemlere bence en iddialısı ekleniyor. Yani Rafa Silva ile João Mario aynı anda oynar. João Mario sol kenara kayabilir. Yani sistem olarak düşüneceksek Beşiktaş'ın bir ezber 11'i vardı. Raşit'se sağ açık, Semih sol açık, Rafa Silva Immobile ama Semih bence biraz geri planda kaldı. Çok da oyuncunun ezberi olan bir pozisyon değil. Biraz da Immobile olduktan sonra forvete talip olmayacaksınız. Sol kenara talip olacaksınız. João Mario bence tecrübesiyle bir adım öne geçer. Rafa Silva ile birbirlerinin dilinden sağ içine muhakkak iyi anlarlar. Artı hani Beşiktaş'ın şimdi kadrosu düşündüğümüz zaman Musrati ile Jetson'a bir endur alternatifi olmuştu. Yine Salih Uçan'ı ne olursa olsun göz ardı etmeyelim. Salih de bir her zaman işte hatta son Lugano revanşı gol de attı. Öyle kalmış aklımda oyuna girip. João Mario da Portekiz milli takımından benim bildiğim bir oyuncu. Daha sonra Inter yaptı ama Inter'de çok kalıcı olamadı tekrar. Portekiz'e döndü. Portekiz için transfer yaptı. İki Benfica Sporting Lisbon ezeli rakiplerin formasını giymiş bir oyuncudan bahsediyor. Rafa Silva ile takım arkadaşı da yaptı. Ben çok net şekilde iyi transfer olduğunu düşünüyorum. Sesi düşündüğüm zaman da Beşiktaş formasıyla buluştuğu maç Trabzon deplasmanı olacak. Bence mantıklı. Bir deplasman derbisinde João Mario, Rafa Silva'lı yapı bir de Musrati'yi de ekleyin daha kontrollü oyun için. Ama işin hani iç saha boyutu orada hani başka formasyonda gidebilir ama hani bir deplasman derbisi düşüneceksek João Mario, Rafa Silva'nın aynı anda sahada olması ben biraz hani hep Beşiktaş'ta olumlu şeyleri söylüyoruz. Muçi'de çok göremiyorum o kıpırdamayı. Onu söyleyeyim yani. Hele ki bir de 10 milyon euro evet, öndendiğini evet. Düşündüğümde. Şu an pekala Van Bronckhorst yani şu ana kadar oynattığı futbol, işte kazandığı puanlar, Avrupa'ya giriş, Süper Kupa sonucu transfer yapma kredisine sahip bir teknik adamdı. Muçi yerine de João Mario'da ısrar ederse bana mantıklı geliyor açıkçası. Hani neden Muçi'yi kazanmaya çalışmıyorsun hoca sorusu sormam. João Mario öyle bir isim. Mehmet Pekel yine daimi izleyenlerimizden João Mario ve Rafa Silva Beşiktaş'ta iyi bir ikili olur. Xavi Iniesta gibi diye bir yorum yapmış. Beşiktaş taraftarı oldukça heyecanlı. Ya, gölgede kaldı tabii ki. Hani Osimhen'le çünkü transferleri evet, aynı gün sonuçlanınca tabii ki. Ama şöyle düşünelim. João Mario Beşiktaş'ın son değil de ilk transferi olsaydı. Yani sezon bitti ilk João Mario geldi. Büyük heyecan yaratırdı. Yani hep yani ilk 11 transfer olarak yorumlanırdı bu. Çok önemli bir oyuncu ve hani bence transfer sezonunun en enteresan hamlelerinden bir tanesi. Çünkü oyuncunun Benfica'da aldığı sürelere, yaptığı skor katkılarına baktığımız zaman hani buraya çok kolay getirilebilecek bir profil değil João Mario. Onur belki yapayım mı? Özür dilerim. Tabii ki estağfurullah. Portekiz milli takımı, Sporting Lisbon, Benfica, Inter. 4 tane takım da hani Beşiktaş'la aynı oyun formasyonu. Hep kazanmayı oynayan evet, takımın hücum, oyuncusu. Hücum takımı. Ben topa biraz sahip ona olma. Da bakıyorum Ceyda. Mesela Hava Pedro Fenerbahçe olmadı ama biraz bile bile ladesti. Çünkü kariyer Cagliari'ydi. Hep düşmeme oynayan bir takımın oyuncusuydu. Kontra oynayan bir takım. Şimdi Hava Mario'nun bence oyun ezberi var. Bu önemli. Kesinlikle. Rafa Silva da öyle bakarsak. Topa sahip olmayı bilen, tabii. Seven takımlar hep bunlar. Ön alan baskısı yapan takımlar. Yani João Mario çok kullanışlı bir oyuncu. Dediğim gibi yayının başında da söyledik João Mario işini. Çok hocanın işini kolaylaştıracak. Hani mesela şunu hep düşünüyorduk. Ya Rafa Silva'ya Allah korusun bir şey olduğunda ne olur? Tabii ki bir Rafa Silva etkisi yaratmayacaktır. Çok başka oyuncu ama en azından Beşiktaş'ın şu anda Rafa Silva yedekleyebilecek bir profilde oyuncusu var. Bu çok önemli. Kanat pozisyonunda kullanabilirsiniz. İstikrarlıdır, iyi profesyoneldir, taktik aidiyeti yüksektir. Yani Beşiktaş'ın bence bu sezon yaptığı en önemli transferlerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum João Mario'nun. Şu yeni araya girdim, özür dilerim. Kadroya bakarsak da Ceyda, şimdi nedir? Sağ bek Svensson, sol bek Masuaku. Svensson'un savunması iyi, Masuaku'nun hücum yönü güçlü, dengeli, ortaları evet. İyi. Şimdi ön tarafa bakarsan da Raşitsa'nın geriye yardımı savunması çok iyi. Evet. O Mario'nun da ön taraf. Yani evet, bence burada denge var. Ve hep söylüyorum Beşiktaş'ın planlama son derece iyi. Birbirini tamamlayan oyuncular var.
şu an Beşiktaş'ın kadrosunda. Sadece dediğim gibi burada savunmanın beklerinde bir alternatif problemi çıkabilir mi sezon ortasında, sezon içinde? Bu önemli. Yönetimin de işte Abubakar'ın ayrılığı, işte Amartey giderse, Chamberlain, bunlardan bir ayrılık daha olursa o bölgede bir oyuncu alma isteği var yönetimin. O da gelirse çok daha dengeli bir kadro olur. Ya açıkçası Beşiktaş'ın kadrosu belki isim anlamında, bakın isim isim yan yana koyduğumuzda evet Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın gerisinde olabilir. Bunu kabul ediyorum. Genel olarak baktığımız zaman ama çok doğru bir yapısı var Beşiktaş'ın. Oyun olarak şu an rakiplerin önünde. Tabii ki bu tempo böyle süremez. İmkansız düşüşler olacaktır. Ama çok kaliteli oyuncuları var Beşiktaş'ın. Özellikle ön hatta. Yani Van Bronckhorst kısa süre içinde çok iyi bir iş başardı. Kesinlikle yani bu kadar sıkıntılı bir kadro yapısından böyle bir oyuna evrilmek belki taraftarların bile hayal kurmayacağı bir nokta şu an Beşiktaş'ın geldiği nokta. Şimdi Mehmet Ekiman demiş ki Onur Bey'e sorar mısınız lütfen? Fenerbahçe'de Fred neyse Beşiktaş'ta da Rafa Silva o durumda. Rafa Silva sakatlanırsa Beşiktaş'a alternatif üretebilir mi? Geniş kadroda ekrana yansıyor. Ernest Mucci, Chamberlain ama Chamberlain'i çok tabii saymıyorum. Ben futbolcunun gitmesi için gözünün içine bakılır durumda Beşiktaş'ta. Bir de nasıl sayacaksın? 14 yabancı evet, saymak evet. Gerek orada. Ya, birileri kalacak liste dışı. Şu var Ceydat. Tabii ki yani Fred gibi, Torreira gibi, Rafa Silva gibi oyuncuların... Adana Demirspor'a önerilmiş bu arada Alex Oxlade-Chamberlain. Evet. Tahtası açılırsa belki öyle belki bir transfer olabilir. Çok, ama orada da büyük ihtimalle maaşının çok büyük bir kısmını Beşiktaş kulübü ödeyecektir. Yani dediğim gibi Torreira gibi, Rafa Silva gibi, Fred gibi majör oyuncuların yerini doldurmak kolay değil. Burada yapacağınız şu... Tabii ki bu kadar kaliteli oyuncuları bir de kulübede tutamazsınız onların benzerlerini. Benzer profilde oyuncular bulabilirsiniz. Aynı kalitede değil. İşte ondan söylüyorum. Rafa Silva'nın olmadığı maçlarda yine orta alanın merkezinden hücum katkısı verebilecek, ceza sahasına koşu atabilen burada João Mario profili var elinizde artık. Yani bu anlamda tabii ki Rafa Silva'nın yerini doldurmak mümkün değil. Ama orada bir katkı alabilirsiniz. Fenerbahçe'de sıkıntı Fred'in profilinde bir oyuncu olmaması. Fred'in kalitesinde bir oyuncu bulamazsınız zaten. Bunun sıkıntısını yaşıyorlar ama bence João Mario transferi bu anlamda birçok problemi giderecektir. Ben kadroya baktığım zaman Ceyda, Zaynettinov'da Kerem Demirbay gibi verilmiş hak geri alınmayacağı için 14+1 evet. Kalabilir. Amartya, Onana, Chamberlain. Üçünden ikisini yazabiliyorsunuz. Yani biri olmayacak. 12 yabancı çünkü idealindeki işte João Mario ile birlikte 12 yabancı. Bilmiyorum artık. Beşiktaş muhtemelen transfer dönemi kapadı diye düşünüyorum ben. Bir bek oyuncusu olabilir şu anda. Düşünülen bu. Bir oyuncu bulabilirlerse. Onur Bulut şu an için yedek. Ben mesela Svensson'la ilgili şüphelerim vardı. Ama i̇şte, çok iyi başladı. Omurgayı geçen öyle sezon. Omurgayı o kadar iyi kurdunuz ki evet. Bütün parçalar, yan parçalar da. Evet. Bir de tabii Rashica. Bambaşka oynuyor bu sezon. Rashica da önündeki oyuncunun da ben çok katkısı var. Svensson. Boyu yükseltti. Svensson şu an gayet iyi oynuyor. Hiç yani gayet gönül yani rahatlığı 5-11'e yazabilirsiniz. Abarttım onunla alakalı ama söyleyeyim yani Rashica'nın arkasında ben oynasam 15 dakika idare ederim sırıtmadan yani. Çünkü öyle bir kanat oyuncusu. Yani Sasha Boy'un Bayern'e giden serüveninde ciddi katkısı var Rashica'nın oradaki öndeki performansının. O da çok rahatlatıyor. Bir de şimdi yanında senin Omar Kole ile Necip'le oynaman başkadır. Orada Paulista ile oynaman bambaşkadır. Bambaşka. Yani dolayısıyla orada tabii ki birden fazla faktör Svensson'un performansını yukarı çekti ama ben yine de orada bir alternatif olması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi milli ara dönüşü gerçekten çok keyif vermesini beklediğimiz karşılaşmalardan biri. Trabzonspor Beşiktaş mücadelesi hikayesi eşit olan bir, hikaye, bir karşılaşma olacak. Trabzonspor'da da Şenol Güneş'le birlikte yeni bir dönem başladı. Ve Beşiktaş'ın da eski teknik direktörü Şenol Güneş. Böyle çok hikayesi olan tatlı bir karşılaşma. Bu arada Trabzonspor Beşiktaş maçları çok keyifli geçer. Kesinlikle. Son dönemde izlediğimiz karşılaşmalar. Bakalım bizi nasıl bir karşılaşma şöyle bekliyor. Şöyle bir hikaye de var. Mesela Trabzonspor geçen sezon yine böyle Beşiktaş gibi sezona çok yüksek perdeden giriş yapan Fenerbahçe'yi ilk kez yenen takım olmuştu Abdullah Avcı'nın ilk evet, maçında. Doğru. Şimdi bu kez yine bir hoca değişikliği Trabzonspor'da ve yine sezona çok üst perdeden giren bir Beşiktaş'a karşı oynayacak Trabzonspor. Hani o anlamda da bir benzerlik var geçtiğimiz sezona göre. Tabii Şenol Güneş'in orada olması bambaşka bir hikaye. Trabzon şehrinde şu an büyük bir heyecan var. Onu net olarak görebiliyoruz.
dinamikler harekete geçirdi Şenol Hoca'nın gelişi camiaya. Mutlaka Trabzonspor'un oyununda değişim olacaktır. Hücumsal anlamda mutlaka çeşitlilikleri artacaktır. Ben çok büyük merakla bekliyorum. Dediğin gibi son dönemde böyle izlerken sıkıldığımız bir Trabzonspor Beşiktaş maçı oldu mu hiç hatırlamıyorum. 0-0 biten Bayern İsmail dönemindeki ya da 1-1 mi bitmişti? Pardon, o maç bile çok güzeldi. Geçen sezon Bayern İsmail'lik maçıydı. Geçen sezon vardı galiba değil mi? 0-0 biten Akyazı'da. O biraz keyifsiz bir maçtı galiba. Ay şeyi hatırlıyorum ben. Valerian İsmail ile Beşiktaş'ın hocası olmuştu. İlk maçını Trabzon deplasmanında oynamıştı. Üçlü oynatmıştı. Güzel maç olmuştu. Trabzonspor o sene şampiyon olmuştu. Trabzonspor Beşiktaş maçları genelde bol gollü geçiyor hocayla. Seyir zevki oluyor. Şenol Hoca muhakkak bir dokunuş yapacak. Beşiktaş da tabii galibiyetle çok iyi başladı. Galibiyetle başlamak isteyecek Şenol Hoca çok haklı olarak. Ya, Trabzonspor evinde oynuyor. Ya, taktiksel dokunuş çok kolay değil bu kadar kısa sürede. Ama şu anlamda bir dokunuş var. Dedim ya şehre dokundu şu an hoca. Yani o şehirdeki havayı komple değiştirdi. Geçen sezon Trabzonspor Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti. Bielisa çünkü o maçı kazanmasa gönderecekti. Biraz Bielisa'nın ömrünü uzatmıştı o maç. Sonrasında Bielisa'yı bir Adana Demir maçı olabilir. Deplasman yenilgisinden sonra Trabzonspor gönderip Abdullah Hoca'ya getirmişti. Yani bu tarz büyük maçlar öncesi teknik adam değişikliği genelde yarıyor. Onun evet, istatistiklerde evet. De. Ben hatırlıyorum çok geçmişte Ziya Doğan Trabzonspor'un başına geçip ilk maçın Beşiktaş oynayıp tersini Beşiktaş'ta da bulabiliriz. Büyük maç 3 ihtimalle ama tabii her zaman ben günümüzde artık bir beraberlik ihtimalinin ağır bastığını düşünüyorum bu tip maçlarda. Hani biraz denge oyunu oluyor ister istemez. Tabii canım iki takım da önce gol yememeye, kaybetmemeye oynayacak. O psikoloji. Bir de Van Bronckhorst şöyle bir teknik direktör. Çok kalın çizgileri yok sistemiyle alakalı. Yani o anda oyun ne gerektiriyorsa ya da o gün ne gerektiriyorsa oyun onu da oynamayı bilen bir teknik direktör. Biz yani, bu arada o Amario'yu yazdık Onur ama şimdi sesli düşündüğümde söylüyorum. Lugano deplasmanındaki Jesson Fernandes rolü de olabilir. Ama tabii Rafa Silva onda çok iyi oynuyor. Evet onun pozisyonu çok değiştireceğini düşünmüyorum ben zannetmiyorum. Yani şimdi Beşiktaş'ın çok coşkulu bir oyunu biliyoruz ama Trabzon deplasmanında biraz daha dengeli, biraz daha düşük tempolu, daha az risk alan bir Beşiktaş da görebiliriz. Bu da beraberlik ihtimali tabii ki arttırır. Ama ben heyecanla bekliyorum maçı. Ciddi anlamda çok keyifli bir maç olacağını düşünüyorum. İyi maç 8'de neyse geceydi artık. Evet, gidip, ona da geri döndük. Biz çok sevindik en başta buna. Tabii. Çok zorluyor yani bizi. Basın mensupları gerçekten gazeteler için de oldukça çok, önemli. Çok bir de Ağustos'un son haftası artık. 21-45 maçına gerek yok. Ağustos'un ilk haftası anlayabiliyorum. Bir milli arada herhalde. Ondan sonra da 19'a döneceğiz artık. Artık klasik saatimize de öyle döneceğiz Ekim ayından sonra. Benim de yeğenimin doğum günü o gün. Allah'tan gündüz hemen sonrasında koşup maç moduna açacağız. Bizim de evde izlediğimiz nadir maçlardan biri olacak gibi görünüyor. Trabzonspor Beşiktaş mücadelesi 15 Eylül Pazar günü saat 20'de başlayacak. Ben Trabzonspor açısından şunu da sormak istiyorum. Şenol Hoca'nın takıma dokunuşları. Şimdi Cuma günü gece yarısına kadar transfer harekatı devam edecek takımlarda. Şenol Hoca'dan nasıl dokunuşlar bekliyorsunuz transfere dair? Bir merkez orta saha ve kanat takviyesi haberleri hep dolaşıyor. Ama bununla ilgili yorumunuz ne olur? Bir kere Simon Banza çok iyi oyuncu. Evet. Yani o da çok acayip bir fırsat transferi oldu. Üst üste hiç olmayacak işler arka arkaya bir araya gelince bu senaryo ortaya çıktı. Normal şartlarda buraya getirebileceğiniz bir oyuncu değil Simon Banza. O mutlaka, tabii ki fiziksel durumunu bilmiyorum şu anda. Maç ritmi mutlaka düşük olabilir. Forma giymiyordu çünkü. Ama Trabzonspor'un kadrosundaki en net eksiklerden bir tanesi 8 numara pozisyonuydu. Hocanın oradaki teşhis çok doğru. Çok 6 numara var. 10 numara pozisyonunda da oyuncu var şu anda. Çam geldi. Enis Bardi var orada. Kullanılabiliyor. Cihan var orada oynayabiliyor ama 8 numara pozisyonunda oyunun iki yönünü oynayabilen bir futbolcu yoktu Trabzonspor'da. Ve Trezeguet'in ayrılığı sonrası bir kanat pozisyonunda bir eksik var rotasyonda. Ben Trabzonspor'dan iki hamle bekliyorum kalan süreçte. Bir 8 numara, bir kanat oyuncusu bekliyorum. İşte Billing'in ismi geçiyor. Mehmet ne söylediği gibi. Yine Arjantin'den bir oyuncunun ismi geçiyor. Fenerbahçe'ye de yazmıştık geçen. Şimdi ismini unuttum. Argentinos Juniors'da oynuyordu. Lescano muydu oyuncunun ismi? Tam net hatırlayamadım. Onun ismi geçiyor. Yani Trabzonspor hareketli bir süreç geçirecek ama doğru teşhis bence. Yani hem 8 hem kanat pozisyonu şu anda rotasyonda biraz sıkıntılıydı. Trezeguet'in gitmesine şöyle üzüldüm. Şenol Hoca Trezeguet gibi bir oyuncudan bence faydalanırdı.
Daha öncesinde alınmış bir kart. Tabii yabancı sayısı da malum fazla Trabzonspor'un. Ben senin bahsettiğin takviyelerden çok takım içi transferlere odaklanıyorum. Yani muhakkak bir Mendy performansı görmek isterim Şenol Hoca ile. Çünkü Abdullah Hoca onu stopere çekiyordu. Ozan Tufan zaten Beşiktaş'ta çalışır dönemde de istediği bir oyuncuydu Bursaspor'da. Yani Ozan'ı çıkardığı seviye ortada. Evet, evet. Burak Yılmaz'a yaptığı dokunuş, kenar forvet oynayan bakalım Draguş'ta ne kadar faydalanabilecek. Yine bir gençlerden son Eyüp'teki maçta gördüm, fena da değildi Poyraz Efe. Şenol Hoca'nın bence takım içi transferleri daha değerli olacak. Ozan Tufan hocanın oyuncusudur. Tabii canım, orada da bir hikaye bekliyorum ben. Aynen. Peki şimdi bugün A Milli takımımız İzlanda ile karşı karşıya gelecek. UEFA Uluslar B Ligi 4. gruptaki 2. maçımızı oynayacağız. Bir basın toplantısını ekrana getirelim. Milli takım teknik direktörü Montella İzlanda maçı ile ilgili düzenlediği basın toplantısında hedeflerinin A Ligi'ne çıkmak olduğunu söyledi. İzleyelim, sonrasında değerlendirelim. Evet, basın toplantısında açıklamalar bu şekildeydi. Saat itibariyle bugün çok anlamlı bir günde A Milli futbol takımımız İzmir'de sahaya çıkacak. 9 Eylül bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının İzmir'i düşman işgalinden kurtardığı günün 102. yıl dönümü. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu anlamlı günde tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. Bu özel günde de A Milli futbol takımımızdan yaraşır bir galibiyet bekliyoruz tabii ki. Montella da bunun üstünde durdu. Bu anlamlı günün üzerinde durdu. Okay Yokuşlu da aynı şekilde İzmirli olan bir milli futbolcu olarak bu özel günde galibiyet hedeflediklerini ifade etti. Onur Özkan, nasıl bir karşılaşma bekliyorsunuz bugün A Milli futbol takımımızdan? Ben de bir yarı İzmirli olarak buradan İzmir'e selamlarımı göndermek istiyorum. Güzel bir zamanda, güzel bir yer seçilmiş, bir kere onu söyleyelim. Çok anlamlı olmuş. Güzel bir atmosfer olacaktır, güzel bir tribün olacaktır orada, ondan eminiz. Tabii Gallerma çok tatsız bir maçtı milli takımımız adına. Oyun anlamında sistemsel problemlerimiz ortaya çıktı, bireysel performanslar çok kötüydü. Ya mutlaka bunun ardından bizim artık coşkulu bir oyunla, coşkulu bir futbolla iyi bir galibiyete ihtiyacımız var her anlamda. Montella üzerinde ciddi bir baskı var, onu söyleyelim. Eleştirilerin bir kısmına katılmakla beraber çok abartılı olduğunu da düşünüyorum. Sonuç itibariyle çok çabuk tüketiyoruz her şeyi. Yani oyuncuları tüketiyoruz, teknik adamları tüketiyoruz, başarıları tüketiyoruz bir anda. Yani bu takım sonuç itibariyle çok kısa bir süre önce Avrupa Futbol Şampiyonası'nda bir iz bıraktı. Yarı finale gidiyorduk. Biraz şansımız olsaydı. Dolayısıyla böyle bir başarıyı elde etmiş bir takımın teknik direktörü hakkında ortaya çıkan eleştirilerin ben büyük bir kısmının çok yersiz ve abartı olduğunu düşünüyorum. Tabii ki Montella'nın hataları var mı var. Özellikle bu 4-6-0 konusundaki ısrarı bence artık bu konuda hocanın da bir öz eleştiri yapması gerekiyor. Çünkü bu sistemin geçerli olacağı maçlar var ama olmayacağı maçlar da var. Mesela Galler maçı böyle bir karşılaşmadı. Ya da içeride oynayacağınız bir maç İzlanda'ya karşı bu sistemin çok fazla kullanabileceği bir ortam değil. Hocanın bu anlamda bazı tabii ki dokunuşlar yapması gerekiyor ama milli takımımıza istikrar da gerekiyor. Onun için de yani Montella'nın mutlaka takımımızın maçta kalması gerektiğini düşünüyorum bu anlamda. Ben galibiyet bekliyorum milli takımımızdan. Taraftar desteğiyle beraber İzlanda önünde çok kaliteli bir kadromuz var. Arda konusunda bir problem var. Oynamasını beklemiyorum. Belki kulübede oturup hamle oyuncusu olarak oyuna girebilir. Hakan takıma dönecek. 11'de oynayacak. 9 numara pozisyonu biraz şüpheli. Umut Nayır sanki şu anda elimizdeki kadroda en net 9 numaramız bizim. Ve İzlanda'nın da çok fizikli bir takım olduğunu düşünürsek, kapanacağını düşünürsek mutlaka orada bir 9 numaraya ihtiyacımız var. Sanki Umut Nayır 11'de oynayacakmış gibi duruyor şu anda. Bence de doğru karar olur bu. Mehmet Özcan, nasıl bir mücadele bekliyorsun? Montella'nın açıklamaları doğrultusunda da sorularım olacak. Barış Alper Yılmaz'la ilgili özellikle ifade ettikleri. Ama sen yarın nasıl bir mücadele bekliyorsun Galler maçından sonra? Şimdi Galler maçı oyun bizi ister istemez 90'lara götürdü en azından beni. Tek kale top oynadı Galler. Maçın ikinci yarısında bir 5-10 dakikalık sekans var. Arda'nın ortası, Barış'ın kafası, bir de orada Orkun'un ağır kaldığı pozisyon. Onun dışı pozisyonumuz yok. Galler duran toplarda tehlike yarattı. Ceza sahası yayından kaptığı toplardan çok şutlar denedi Kaan'ın, Abdülkerim'in hatalarında.
Beraberlik 1 puan. Futbol şansı yanımızdaydı, öyle yorumlayabiliriz. İzlanda maçı muhakkak farklı formasyon olmalı. Zaten Barış Alper gördüğü kırmızı kart nedeniyle olmayacak herhalde. Burada evet, o ceza sistemi devamdır. Umut Nayır olabilir. Konya Spor'da sonuçta oynamaya başladı. Arda yok. Hakan Çalhanoğlu dönecek. Galler maçı kulübedeydi. Sonradan dahil olmuştu. İyi bir milli takımımız var. İyi bir jenerasyonumuz var. Zaten bizim ana hedefimiz Avrupa Şampiyonası'ndan çok artık Ceyda. 22 sene oldu. Artık o çeyrek asırlık hasreti dindirmemiz gerek bir Dünya Kupası. İyi bir jenerasyonumuz olduğu için de ben teknik direktörümüz de iyi bir teknik direktör olduğunu düşünüyorum. Evet, oynattı futbol tartışmaya açıktır. Ama ben nihayetinde sonuç aldığını düşünüyorum. Avrupa Şampiyonası'nda da renk kattık, izi bıraktık. Futbol şansı bence fazlası elimizdeydi Hollanda maçına kadar. Hollanda maçında da şans yoktu. Biz iyi oynadık, Hollanda bizi geçti. Futbol bu. Barış Alper sorunu bekliyorum. Bir tek Monte ile anlaşamadığım nokta, yani Barış Alper'den ısrarla bir ileri uçta 4-6-0'da en ileri 9 numara pozisyonunda değerlendirilmek istiyorum. Barış sağ önde oynamalı. Yani evet, 9 numara pozisyonundaki ısrar bence de Barış Alper'le ilgili çok mantıklı değil. Onunla ilgili de Monte ile yani dedi ki, hemen önümde bulmaya çalışıyorum. Barış Alper çok iyi bir turnuva geçirdi. Pek çok büyük takım hocası onunla ilgili bilgi almak için beni aradı. İfadelerini kullandı. Doğru. Ama diğer yandan da acaba Barış Alper'e de biraz ısrarcı olunarak haksızlık mı yapılıyor? Şurada yanılıyor Montella. Barış Alper Yılmaz'ın en iyi oynadığı maçlar sağ kenarda oynadığı maçlardı. Yani Avrupa Futbol Şampiyonası'nda. Çekya maçının ikinci yarısı oraya geçti. Evet. Mesela orada çok Hollanda iyiydi. Maçında da yani evet, yer değiştirdiler sürekli Arda'yla ama sağ kenara geçtiği zaman çok daha etkili oldu. Ya şimdi 4-6-0'da sizin o ilerideki sıfırı Barış Alper'le kullanmanız için çok farklı bir organizasyon içinde olmanız gerekiyor. Barış Alper Yılmaz'ın topla ilişkisi sınırlı. Sırtı dönük oyunu sınırlı. Eğer rakip size geride alan vermiyorsa Barış Alper Yılmaz'ın tüm özelliklerini kaybediyorsunuz siz saha içinde. Çizgiden oynadığı zaman çok daha alan bulduğu için faydalı olabiliyor. Şunu da söyleyelim şimdi. Barış Alper forvet oynadı ama forvet oynayıp iz bıraktığı maçı hatırlatalım. Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-0 yendi. Fenerbahçe'nin üçlü savunmayla çıktı. Gustavo Henrique, Serdar Aziz gibi Barış Alper için tam biçilmiş kaftan evet, alan rakipler. Alan bulduğu zaman evet, yani sıkıntı. Hırvatistan maçı mesela alan buldu. Çok etkili oldu. Tabii o oyuncularla bir daha oynasın. Yine o pozisyonlara girip maçta fark yaratır ama diğer türlü Galatasaray'da da Icardi'nin, Osimhen'in olduğu yerde zaten 9 numara pozisyonunda oynayamayacak Barış. Ve Barış'ı ben sağ tarafta özellikle söylüyorum. Ceyda çünkü artık yeni hücum tiplemesi ne oluyor? Ters ayaklı kenar oyuncular işte. Nedir açalım? Kerem Aktürkoğlu bir sol açık ama sağ ayaklı içeri kat ediyor. Barış sağ ayaklı çizgiye basabiliyor. Bu önemli. Hı hı. Yani hücum çeşitliliği de sağlıyor sizin sol kenarda tercih edeceğiniz oyuncuyla birlikte. Yani Barış Alper önemli bir oyuncu keskin milli takım için ama yani tekrarlayayım. Galler, İzlanda bu tip seviye maçlar yarın oynamayacak ama yani rakip için örnek veriyorum. Daha başka bir gün çok daha bizden güçlü milli takımla oynadığımızda yine değerlendirebilirsiniz 9 numara pozisyonu ama bu maçlar işte Galler maçı gördük, oyuncu da kaybediyorsunuz. Peki o zaman bir hangisi doğru yapalım? Bugün Yusuf bize, editörümüz Yusuf Başyeşil çok güzel içerikler hazırlamış. Hangisi doğruyla devam edelim şimdi? A milli takım tarihinde hangi ekibe karşı daha çok rakip olmuştur? A milli takımımız tarihinde hangi ekibe karşı daha çok rakip İzlanda'dır, olmuştur? İzlanda'dır kesin. Yani. İzlanda, İrlanda. İzlanda'yı olduk. İrlanda'ya benim çocukluğumda iki kere olduk ama sonra şeyde var işte. Avrupa Futbol Şampiyonası'na giderken Mustafa Denizli yönetiminde İrlanda vardı ama yani şöyle söyleyeyim, İrlanda maksimum maç sayımız 6 falandır. Hmm. Yani 5-6'yı geçmez ama İzlanda 7-8 vardır. Ben çok mi yanılıyorum yani bu arada? İrlanda iki ayrı oldu bizim çocuğumuz. Serbest İrlanda vardı, bir Kuzey İrlanda, Kuzey İrlanda vardı. Ben de İzlanda diyeyim. Dorukhan gol atmıştı. Selçuk'un gol olduğu maç var. İzlanda maçları hatırlıyorum. Sergen Yalçın'ın frikik gol attığı 5-0'lık maç var. Doğru. O maçı unutmuşum. İzlanda. İzlanda'dır. İrlandalar iki ayrılıyor çünkü. Ben öyle hatırlıyorum yani çocuk. Kuzey İrlanda var. Son zamanlar zaten çok İrlanda ile oynamadık. Ha, onları... Bir mi tutuyoruz yoksa İrlanda Cumhuriyeti olarak mı sayıyoruz? Yusuf. Kuzey İrlanda maçımız var çünkü. Bir Kuzey İrlanda. Sadece İrlanda. İrlanda Cumhuriyeti. O zaman İzlanda'dır. Ben de İzlanda diyorum. İrlanda hatırlamıyorum. Peki. O zaman siz bilirsiniz. Getirelim doğru cevabı. Çok emin olduğunuz için üzerine yorum yapmıyorum. Allah Allah. Onda ama o bizim... İzlanda 12. Ben şöyle itiraz edeceğim. İlanda. Ben görmemişimdir o İrlanda maçlarının çoğunu. Yani
40'lı 50'li yıllar falandır herhalde. Yani, yani. Tabii canım olabilir. Yok 90'lı yıllarda oynadık İrlanda ile onu hatırlıyorum ben. Ama yani İrlanda yani büyük ihtimal birçoğu 80'li 70'li yıllar falandır. Ama İrlanda'ya yani. Da bayağı oynamışız Ceyda. 12-14 çok evet, da fark evet. yok. Yani işte çok eski demek ki. Yani. Biz ama İzlanda evet. maçlarına hakimiz. Evet. Onu anladım. Onda çok eminim. Haklısınız. Yaşımız yetmedi bu soruya. Çoğuna yaşını... en yakını 2018'miş yani şeyin İrlanda'nın. Yani düşünüyorum. Ama yok yani Yusuf aslında şey, 70'lerle 90'lar arası %100 oynamışızdır. Tabii. O zaman bayağı varmış hem de. Devam edelim. İkinci sorumuz gelsin ekrana. Milli takımımız tarihinde hangi rakibe karşı daha fazla galibiyet almıştır? Ben Moldova diyeceğim. Emre Belezoğlu'nun ilk milli golü olabilir. Yenmiştik Moldova'yı. Kazakistan bilmiyorum ya. Bende çağrışmadı. Bence de. Yani ben de Moldova olduğunu düşünüyorum. Kazakistan'a da Arda'nın bir son dakika frikik golü vardı. Yendik Kazakistan'a. Moldova'ya çok maç yaptık. Moldova'ya deplasmanda berabere kaldığımız oldu da Moldova ile eşleştik. Bize. Ben de Moldova olduğunu düşünüyorum. Ben Moldova çağrıştı bende Ceyda. Çok düşündükçe bu sorularda hata yaparsın. Moldova aklıma geldi. Moldova diyor. Tabii zaten tahmin soruları bunlar. Tabii, tabii. Hani bilgi yarışması değil de tahmin. Euro 2000 zamanı falan Moldova ile oynadık. Ben de Moldova olduğunu düşünüyorum. 7'ye 4 diyorum. Yok o kadarınız şey yapamam tahmin. Salladım şu an ya tamam. Ha, peki tamam. O zaman gelsin doğru cevap ekrana. Bugün aynı cevaplardan gidiyorsunuz. Moldova'ya 12 maçta 10 galibiyetimiz var. Kazakistan'a 6 maçta 6 galibiyetimiz var. O beraberliklerinin birinde Ümit Karan'ın golü vardı. İşte hatırlıyorum ya Moldova'yla çok eşleştik. O zaman gelsin üçüncü sorumuz. 2'de 1'siniz bu arada. Aynı cevaplar üzerinden de gidiyorsunuz. A milli takımda hangi isim daha fazla maça çıkmıştır? Gökdeniz, Karadeniz. Soru. Güzel soru. Sergen Yalçın. İkisi çok de çok az soruymuş. Çıktı ama biraz düşünün. Hadi böyle şöyle düşüneceğiz. Gökdeniz 2008'de vardı. Sergen'in Avrupa Şampiyonası'na gitti. Boşlukları var Sergen'in. 2008 Avrupa Şampiyonası'na gitti Gökdeniz. Ama şöyle düşüneceksin. Sergen'de şeyde vardı. 2000 Avrupa Şampiyonası'nda vardı. Şimdi 2008, 2004'te milli takıma girmiştir. 2010'dan sonra çok oynadığını düşünmüyorum ben Gökdeniz'in. Bence her şeye rağmen Sergen Yalçın'dır. Ara ara turnuva kaçırdı ama yıl ben, olarak tamam, yani. Tamam farklılık olsun diye ben de Sergen düşünüyorum ama Gökdeniz diyorum. Ben Sergen diyorum. İzleyenlerimiz de Sergen Yalçın. Ama Sergen Yalçın'ın aslında o kariyer çok daha fazla milli olmalıydı. Yani Ozan Tufan falan Sergen Yalçın'dan çok daha fazla milli oldu mesela. Ki Ozan hala aktif futbol hayatına devam ediyor. Sergen Yalçın çünkü şöyle 2002 Dünya Kupası elemelerinde de vardı. 2003'te de oynadı. Yıl olarak çok oynadı. Ama maç sayısı... Onu demek istiyorum. Mesela 95 İzlanda'ya gol attı. Aynen. İsveç'e golü var yani. Gökdeniz onun kadar uzun yıllar oynamadı. Kısa süre yani Sergen de 10 sene falan devamlı aktif. Daha fazla iyi Gökdeniz'in evet de ben Sergen ya diyorum ben ya. Ben de Gökdeniz'in de farklı olsun var. Burada İbrahim Daş çok tatlı bir şekilde siz çok küçüksünüz görür görmez ben İrlanda'daydım 56 yaşında olunca hemen hatırlıyorsunuz demiş. Nice güzel sağlıklı yaşlarınız olsun İbrahim Bey. Peki doğru cevabı ekrana getirelim. Aha. Gökdeniz Karadeniz'e 50 maçta. Bravo. Sergen Yalçın çok 41 maçta. Ya. 41 çok az. Çok azmış Sergen. Sergen Yalçın'ın ben ise milli maç golleri falan aklıma geliyor Kanada'ya falan. Ama çok az. Evet. Peki şimdi takım logoları yerine ülke bayraklarını soralım dedik. Milli arada da olduğumuz için şöyle bir gerçekten çok kolay sormuşsun Yusuf'cum. Herhalde bu bayrağı görünce hemen. Şimdi çeklerinde beyaz da oluyor. Evet. Şimdi burada tabii ortada bir şey var. O yok. Çeklerde beyaz da oluyor. Ha, bunun renk ortasında olarak. Bir şey var. Onu sildirmişiz. Kazakistan. Değil. Çekya. Değil. Renk olarak Çekya'nın renkleri bu. Avrupa'dan bu ton. Değil. Ha, bu evet. Kırmızı. Şey Paraguay. Değil. Değil. Şili. Değil. Değil. O da değil. O zaman şeylere gidelim. Costa Rica. Değil. Porto Rico'nun rengini bilmiyorum. Porto Rico Carlos Soraya vardı bugün biliyorsun izledim. Bu bence şey Küba değil. Değil. Bir sanki Orta Amerika, Kuzey Amerika takımı gibi geliyor. Ferman Luma doğru bilmiş. Karayiplerden bir ülke. Biliyorum Kuzey Amerika, Orta Amerika Lüksemburg takımı bu. Değil. Karayiplerden mi? Evet. Bir tek Ferman Luma bilmiş. Ferman Luma daymış. İşte, ada ülkesi. Orta Amerika. Kape Verde başka renk. Yok. Şey, Yeşilburnu Adaları. Vay be nasıl...
Yani gerçekten sallıyor. Değil. Yok değil. Coğrafya bilgin de iyi. Hafızan yok, kadar canım, coğrafya bilgin de iyi. O biraz şeyden, takımların arasındaki maçlarda onu. Eliminasyonda kim kimin oynuyor oradan. Ama renk Şili Paraguay direkt bu renk. Değil. Karayipler dedi. Yok, bilemeyiz bence. Bulgar Şirinov da bilmiş. Şeyda, yani hiç buradan bilebildiğimiz oyuncu var mesela? Buradan oyuncu var mı? Bile, yani söyleyebileceğim. Malezya. Bakıyor şu an. Bir kontrol ediyor da, yani o kadar şey değil demek ki. Değilse geç, tamam yani bir söyleyin. Biz bilemiyoruz canım, zorlamayın. O zaman Vugar Şirinov ve Selman Luma'yı tebrik ediyorum. Hadi ekrana gelsin doğru logomuz. Haiti. Haiti. Ben sana bir tane futbolcu söyleyeyim. Vahirua. Haiti'dedir. Marsilya'da oynadı. Nantes'ta oynadı. Nantes'ta oynadı, doğru hatırladım. Bravo. Nantes'ın Kayseri Sporlu forvetleri var diyor. Ben evet, buradan bir tek Vahirua'yı hatırladım. Haiti'liydi. Yine böyle bir çırpıda bileceğiniz tabii, eminiz. Bir ülke bayrağı. Yusuf'cum ellerine sağlık sevgili editörümüzün. Ekrana gelsin bakalım. Çok zor bunlar ya. Evet. Burundi. Ne? Burundi. Hayır. Yok, bu logo tamam. Kimin? Lesotho. Bunda bir eksiltme yapmadık. Bayrağın orijinali bu. Bulamayacağımız için eksiltmeye gerek kalmamış. Evet. Yani burada Haiti'ninkini de logosunu eksiltmez bulabilir miydiniz? Haiti'yi öyle çıkarsan hemen bulamazdım. Burkina Faso değil. Afrika mı? Afrika değil mi? Burundi. Evet. Yeşil Burun Adaları. Hayır. Burundi. Ülkemizde de oyuncuları var, evet. Togo. Hayır, değil. Burundi değil mi? Afrika bence. Yani Afrika'dan bir takım. Evet, evet. Ama güzel böyle. Perforesi gözümün önüne geldi. Şunlu futbolcu. Şunlu. Şunlu. Nokta nokta. Lı. Lı mı, lı mı? Lı, lı. Nokta nokta. Burundi lı değil, futbolcu. Mali değil, Gine değil. Kongolu. Mehmet Peker ve Selman Luma yine Google görsel bilemez. Biliyor vallahi. Ya ben şeyi rica ediyorum Ceyda. Hı. Oyuncuyu söyleyin ya. Kopya verin. Ne olacak? Oyuncuları... Oyuncuyu söylersek hemen bilirsin. He, nasıl bileceğiz mesela? Al bir tanesini söyleyin. Alisov. Ne, nasıl bileceğim ben mesela? Alisov nereliydi? Burun... Hayır, değil. Alisov nereliydi? Aa, transfer de yaptı. Rize'ye geldi. Biliyorum canım yani. Gerçi oyuncu ben de bilemedik. Bilemedik. Yusuf. Güzel. Ama ki, ama söyleyelim artık. Omar Colley. Demokratik Kongo. Hayır. Yine. Hayır. Omar Colley nereliydi ya? Allah, dağıldık şu an biliyor musun? Demokratik Kongo değil şimdi miydi? Benim hep perforesi gözümün önüne gelen o yani. Söylüyorum. Omar Colley. Gabon. Söylüyorum. Gabon. Söylemiyorum. Gabon, Gabon da mı değil? Hayır. Sayın oyuncuları. Yok, ben bilmiyorum Omar Colley. Söylüyorum. Gambiyalı futbolcu Omar Colley. Gambiya çok zor ya. Vallahi ama Omar Colley'den bulmak lazım. Vallahi hiç aklımda yok. Gambiya hakikaten hiç ben hatırlamıyorum futbolcu geçmişten. Daha ne söyleyelim? Sanki o Tiji Kuzu falan mı Gambiyalıydı? Olabilir. Yani hiç Gambiya çağrışmadı, yok yani oyuncu. Çok. Bugar Şirinov doğru bilmiş. Bravo, Engin Peker tebrik ediyoruz. Doğru bilmiş. İhsan doğru bilmiş. O zaman üçüncüsü gelsin. Bu hakikaten tam sınıfta kaldığımız şey oldu ya. Bu logo kimin? Ha, bu Senegal gibi. Senegal Gine. Senegal Gine direkt dediğin doğru, ikisi çağrışıyor bende. Kamerun. Burada bir eksiltme yaptık, ortada bir şey var. Var belli. Senegal Gine Kamerun, doğru söylüyorsun. Hemen bilirler. Senegal Gine Kamerun. Tamam, bir kere de hemen bilsinler. Burada oyun futbolcular değil. Başka bir spor dalının. Jamaika. Koşu ama Jamaika evet, yeşil. Koşu ama Jamaika değil. Bir Jamaika şey dışında kim var koşu da iyi. Jamaika dışında kim? Maraton Jamaika... ya. Mali. Yok değil. Dur ama dediğini anladım, maratonlar da genelde. Bir şeyli koşucu deriz. Yani. Bizim ülkemizde gerçekleşen o uzun maratonlarda da birinci oluyor. Evet. Hep genelde o, hatırladım evet. Şimdi. Benim olunca şey değil. Olacak. Ben bakıyordum kim kazanmış diye. Afrika. Orta Afrika. Evet şeyde. Yani tamam, yok söyleyeyim mi? Söyle. Yok, bilemiyoruz. Bilemiyorlar. Tamam, ülke bayrakları zor. Ben de olsam bilemem.
Etiyopyalı koşucu. Devşirim mi deseydin sporcumuz Evlen Abay'la gelse Etiyopyalı. Çok zor abi, unuttum bunları. Ama güzel bir eğlenceli. Evet. İlle sağlık Yusuf'cum. Peki devam edelim. Ben kimim diyelim hadi bakalım. İkinci ben kimimizi yapmayacağız mı zannettiniz? Yapacağız tabii. Güzel, hiç bilemediniz. 3-0. Şimdi böyle dağıldık biraz olsun. Ama bak devam. Bir şey soracağım. Melike kızalım, sen üzülüyorsun. Melike seviniyor biz bilemeyince. Yok. Yani ben mutlu olun isterim. Belki de mutlu olun ister. Peki ben kimim? Atlas Okyanusu'na kıyısı olan bir Avrupa şehrinde doğdum. Kariyerimde iyi ortalarım ve topla çıkışlarımla dikkat çekerdim. Tolga Ciğerci ve Marco Reus'la çok gole sevindik. Ennio Tardini'de kazanmak hiç kolay değildi. Avrupa'da yediğim bazlamaları... Ankara'da, özür diliyorum, Avrupa'nın. Eyvah. Ankara döner yenir. Nasıl acaba ben onu Avrupa diye okudum. Ankara'da yediğim bazlamaları hala unutamadım. Çok severim bazlama. Tolga Ciğerci, Marco Reus, Mönchengladbach'tan Gençler Birliği Ankara Gücü kim yaptı? Mönchengladbach. Yani ortak noktaları Mönchengladbach. Mönchengladbach, Tolga Ciğerci'nin Mönchengladbach'la Fenerbahçe. Ennio Tardini Parma'nın stadıydı değil mi? Parma Möşrü'ne şey tabii değil mi? Tabii ki doğru yerden gidecek. Şey buldum, Solbek Gençler Birliği'yle uzun yıllar oynadı şeyde Mönchengladbach'da. Sarışın. Yani şey Philip Deems. Bak benim ismi aklıma gelmedi, tarif ettim ama Solbek. Sen evet asisti yaptın. Yusuf kulağıma diyor ki çok tatlı adıcısı. Bunlar pirana gibi anlatıyor. Evet bilirim, bunu bilirim. Bir araya geldiğinde diyor güçlerini birleştirip bulurdum pirana gibi. Bulurdum da hemen gelmedi evet, ismi güzel, aklıma. Philip Deems iyi oyuncuydu. Keyifli. Çok uzun yıllar oynadı. Ben kimim Öşkü yapmak. Vakarda. Keşke daha çok ben kimim Gençler yapmak. Gençler Birliği Parma maçta. Bakıyorum hemen, aynen. İzleyenlerimiz bilmişler mi? Hemen şöyle bir bakalım. Gençler Birliği, evet, Ersun Yanal döneminde Parma o maçtan evet, söylemişler. Alper Demir bilmiş, Mehmet Peker bilmiş. İkisi de bilmiş izleyenimiz. Teşekkür Ankara'da ederim. Ankara'da bazlama varmış, bak onu bilmiyorum. O önemli benim için detay. Çok da severim bazlama. Güzel olur yani böyle sıcak sıcak. Yapmam. Peki o zaman saatte. Golü de koklayalım. O kadar hazırlık yapmışız. Bir golü de koklayalım hemen. Bugün aynı zamanda çok geç olmuştur tabii ama yarın yani bugün sabah bir böyle heyecanla yataklarından kalkacak, formalarını giyecek, çantalarını sırtlarına geçirecek tüm öğrencilerimize çok şahane bir okul dönemi diliyorum. Tabii ki onların kıymetli ailelerine de sabırlar diliyorum. Bir de stüdyomuzda sabah 7'de kalkıp çocuğunu okula götürecek şahane bir sene olsun tüm öğrencilerimiz ve aileleri için de. Ailelerinde öğrenciler karar payı var bu tüm yıl boyunca. Onur Özkan size sabırlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Tüm öğrencilerimize de başarılar diliyorum. Hemen bir milli takımımızın mücadelesine dair skor tahmini de alalım. Ben 2-0 diyorum. 2-1. 2-1 diyor Mehmet Özcan, 2-0 diyor. Güzel İzmir'imizin 9 Eylül Kurtuluş Günü tekrar yıl dönümünde özel bir galibiyetle taçlanması en büyük temennimiz. Biz son sayfayı noktalıyoruz efendim. Yeniden görüşürüz ya da hoşçakalın.